Rollback attım şu an. Kendi... Ya öyle korkarsın işte. Kahveyi döküyordum. İçer misin? Aman ha, yanmadın değil mi? Yandım da. Kahve? İçerim vallahi. Al lan al, sana özel. Bardağı alır. Caps lock. Sinir olduğum şey bu arada, sunucuda bunu çok yapıyorlar. Kendime dalayım. Evin içine yağmur mu yağıyor, yağmur mu ne? İnşallah gitmiyordur o. Asiktir. Ya işte adamı son yolculuğuna da gönderdik. Huzur içinde yatsın değil mi? Evet. Şimdi bana yardımcı olman lazım. Tabii ki. Ne yapacağım? Yapmam gerekenlerin listesini aklımda tutamıyorum. Bana yardımcı olur musun Mia? Sekreterin mi olacağım? Sekreterim olsana. Olurum tabii. Ama eve dosya lazım. Dosya. Şifonyerin üzerinde vardı galiba bir şeyler. Var mı? Evet, ben gideyim alayım, geleyim mi? Yok, ben varken alırsın. Şimdi değil. Ya bizim bu duygusallığımıza ne oldu ya? Sen söyle, ben aklımda tutarım, sonra onları kağıda geçiririm. Tamam, şimdi öncelikle... Evet. Alparslan Bey yoğun bakımda. Hı hı. Onu ziyaret etmem lazım bir şekilde. Ya da çevresinde kim varsa şu kasinoyu artık açmamız gerekiyor. Orası boş boş işliyor. Tamam. Bu bir. İkincisi... Bekle. Not kağıdı alıp geleceğim. Tamam, al. Kahveyi mutfağa bırakayım. Ya dur, hop hadi geç de bir odaklanayım ya. Bak kahveyi de bıraktı. Aferin. Nasıl off stream oynamak ne kadar rahat işte ya. Ya Ruslardan da kurtulduk. Oo, açarız gazinomuzu 50 liraya. Koy masaya blackjack. Koy masaya cheap. Evet, dinliyorum. Evet, sekreterim. Evet. Sekreterim Mia, işe yeni alındın. Teşekkür ederim patron. Evet, asgari ücret veriyorum ama. Vermesen de olur. Tamam. Şimdi birincisi Gazino. Önce Alparslan amca. Evet. Sonra gazino. Aynen. Ondan sonra kasino. Ondan sonra cıma bu bana yardım eden bir sürü delikanlı vardı ya. Hı hı. Bu delikanlıların hepsiyle benim bir konuşup bir yerde artık onlara ne hediye mi diyeyim? Ne bileyim, bir etkinlik mangal mı yapsam lan onlara da? Olur. Ya onları da bir ağırlamak lazım. Çocuklar valla benim için mücadele ettiler. Senin için ettiler. Bir sürü kişi için ettiler. Haklarını ödeyemeyiz. Peki Saru Bey. Kendiyle benim iletişime geçmemi istersiniz? Hayır. Ya. Onlarla ben iletişime geçerim. Anlaştık. Ondan sonra Altan'la güvenlik işleri konuşulacak. Not alıyorum. O galiba birçok kişiye güvenlik işini anlatmış çünkü. Ben duymadım ama not aldım buraya. Tamam. Ondan sonracığıma oraya bir not alabilir miyiz? Bünyamin'le konuşulacak. Onda bir emanetim var, onu alacağım. Ne emaneti? Bilmemem gereken bir şey mi? Yoksa yok yazayım. Şey, tabanca. Tamam. Ama oraya tabanca yazma, ne olur ne olmaz. Bünyamin'le görüşülecek, emanet alınacak diyorum. Evet. Ondan sonra cıma... Düşünüyorum hala. Tamam, sıkıntı değil. Serhan Bey, ben beklerim.
Düğün var. Evet, Muko'yla aşkımı düğünü var. Evet. Evet. Para lazım. Bende biraz var. Senin paran istemiyorum artık. Senin paran benim param mı var? Ya tamam da yani benim de bir erkeklik gururum var. Niye Allah Allah? Bizim de elimiz yani çöp toplamıyor. Biz de ekmeğimizi çıkartırız hani evvelallah. Tamam, sustum. Tamam. Sonra Uraz var. Uraz'la bir konuşulacak. Biraz da konuşulacak. Evet. Ondan sonracığıma bu şey var ya Retet. Neydi kızın adı? Şey, Kırmızı kafa. Melodi. Ha, Melodi'ye bir hediye götüreyim. Kızın doğum gününe gidemedik. Tamam, alırız beraber. Yaz. Evil'ın amına koyacağım. Evil. Neden? Onu bir unicorn'a götüreceğim ben. Sen gitme oraya, boş ver. Yok ya şu Serena kimse bir tanıştırsın bakayım. Ero. Ya yaz işte Unicorn'da sorulacak sorular var. Evil'la beraber Unicorn'a gidilecek. Mia da gelecek yanımızda. Evet. Not aldım. Ondan sonracığıma bir şey daha vardı lan aklımda. Bir şey de ben ekleyebilir miyim? Bir dakika dur kulağımı bir yerden alayım. Ay çok Evet, sendeyim. Ben de bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki de. Yeni bir yer açılmış. Oraya da gidilecek, yazayım mı? Paintball. Paintball ne? Böyle şakacıktan tabancalar var. Tamam mı? Böyle şey atıyor, boya atıyor. Karşıdakini vurmaya çalışıyorsun. Böyle takımla gidiyorsun. Kalabalık. Ulan oyuncak mı oynayacağım bu yaşımda? Ya. Sen Lütfen. gitmek istiyor musun? Evet. Paintball'a. Evet. Tamam lan yaz oraya da gidelim. Tamam. Paintball'a gidilecek. Sonra benim mapusta ziyarete gelenlerden Johnny vardı Johnny. Evet. Johnny. Onunla da bir konuşacağım. Johnny ile konuşulacak. Evet. Başka... Ulan ne çok işim varmış ya. Küçük küçük geziyorum, merak Ha etme, sağ tamam. sayfaya. Aklıma gene geldi. Kuntekin'in oğlu. Tekin'in oğlu. Evet. Mia. Hı. Öpeyim mi? Not alayım mı? Niye düzenli öpülecek diye. Yaz tamam. Yaz kızım. Başka Yazıyorum. Mia düzenli olarak öpülecek. Evet. düzenli olarak öpülecek ama Evet. karşılığını alırım. Evet. Mia düzenli olarak öpülecek ve karşılığı alınacak. Oğlum benim adama ne oluyor? Fenalık mı Not geçiriyor aldım. amına koyayım? Lan bu kadar herhalde. 2 kilo patates. 2 kilo patates. Evet. Soğan kaldı mı evde? Soğan var. Tamam yaz soğan da yaz. Soğan da Alışverişe de alındı. çıkalım bari çıksın o da. Ondan Tamam. sonra bir de şey fasulye ya canım kıymalı fasulye çok çekti. Beğendin mi bugünkünü? Of çok güzeldi ya ama gaz yaptı biraz orada cenazede de zar zor tuttum. Bıraksaydın içindeki kötülükleri. Yok Doğal bir şey sonuçta. bir ara bırak. Yok, dışarıda dedim ya sana 5 dakika dışarıda kalayım diye. Ben orada serinlettim etrafı. İyi yapmışsın. Arka bahçenin rengi attı. Neyse. Başka bir şey kalmadı herhalde. Siz hakkınıza gelince bana söylersiniz Saruhan Bey. Ben notlarımın arasına eklerim. Tamam, teşekkür ederim kızım. O zaman not defterini bırak. Ben böyle bir film izledim. Gene DDoS yiyor. Ay gene gidiyor internet. Ya el evlilik teklifini öyle piç eder miyim lan bir tane not kağıda edecek olursam? Aslanlar gibi ederim. Hey Seru. Efendim? Senin bana verdiğin şey de var. Tabanca. Onu sen içeride dolaba bir yere koy ne olur ne olmaz. Dolapta zaten. Ha tamam üstünde taşıma tamam mı?
Bu ev çok sıcak oldu. Terledim ben, bir üstümü değiştireyim. Olur. Sırılsıklam oldu üstüm. Abi evin içinde yağmur yağar mıymış ya? Müsait misin? Heh, dur o zaman. Başlıyorum abi buradan itibaren. Kızım. Buyurun Serhan Bey. Şimdi ben bir iş görüşmesi için... Evet. Buradan uzaklaşacağım. Listeden Uraz vardı ya, Uraz Bey'le görüşülecekti. Evet. Onu bir silelim oradan. Tamam. Uraz'la mı görüşmeye gidiyorsun? Evet, şimdi Uraz'ı bir arayalım. Bütün işlerim bittikten sonra seninle özel ilgileneceğim. Alo. Alo. Ha, şimdi buradan mı konuşalım? Nereden istersen. Tamam, sıkıntı yok. Ne oldu lan, hayırdır, önemli bir şey mi var? Vallahi bir tane kızla tanıştım. Yapma ya. Vallahi konumuz senden böyle aşk hakkında fikirler falan istemeyeceğim Saru. Oğlum aşk hakkında benden fikir istersen sen bitmişsin zaten. Niye, gayet güzel ilerliyor gibisin ama. Oğlum genelde beni idare ediyorlar ama neyse. Neyse, bunu yüz yüze konuşsak daha iyi. Bir ya... Rus muhabbetleriyle ilgili bir kızın dediği birkaç bir şey acayip derecede ilgimi çekti. Seninle bir paylaşmam lazım. Rus muhabbetleriyle ilgili bir kızla tanıştın, sana bilgiler mi verdi? Birkaç bir şey dedi. Yani bizim yaşadığımız olaylarla bir bağlantısı olabilir mi diye merak etmiyor değilim. Ulan o bu yavşakların çevresinden biri olmasın? İşte bir abisi varmış falan falan, buraya gelmiş, burada olabilirmiş, amcası söylemiş, çok belalıymış, ismi Vladimir'miş. Vladimir. Ne hikmetse, ne hikmetse amına koyayım, o gün mekaniğe gelenlerden de isminin biri Vladimir. Allah Allah falan. Sen istiyorsan sana bir, benim evi biliyor musun sen? Konum atsan iyi olur. Konum atayım da bir gel şurada konuşalım hemen. Tamam. Ne oldu? Şimdi bir konum atayım da çocuğa. Uraz var ya. Evet. O bir gelecek de şu arkada bir konuşayım onunla ben. Geliyorum kızım. Bekliyorum sizi Serhan Bey. Vallahi sen beni hep böyle bekliyorsun. Canım çok sıkılıyor. Yo. İşlerim var, onları hallediyorum ben de. Tamam. Saru. Efendim. Neyse. Onu şey yaparım. Söylerim. Dur. Söyle kız, merak ettim. Sonra. Arka bahçedeyim. Lan ben evin içinden çocuğa şey yolladım. Sonsuzluğa gidecek adam. Gelsin bakalım. Koş ıslanma. Dur şu ileri çekeyim de bir dinleyen minleyen olmasın. Ne haber, nasılsın? İyilik, seni sormalı. Diyeceğim de. Vallahi yani cenaze falan falan düşünebiliyorum. Oğlum adamın abi. Acısını unuttuk zaten. Öyle bir zaman geçti ki. Yapacak bir şey yok. Şimdi. Anlat bakayım. Tanıştım. Adı neymiş bu kadının? Irina. Irina. Tamam. Tamam, kadına tanıştım. İşte Rus falan falan neyse. Dedim ki içelim mi bir şeyler. Götürdüm şeye. En son temizlediğimiz yer var ya, müze. Tamam. Hani özellikle seçtiğim yer doğrusu. Çünkü hani son şehri gören ve son olayların yaşandığı tek yer ya. Neyse, götürdüm, konuşmaya başladık işte. Amcası bunu ölürken şey demiş. İşte abim burada olabilir diye buraya gelmiş. Abisini arıyormuş. Abisinin adı Vladimir'miş. Ama değiş edebilirmiş. Buraya geldiğinde adı değişmiş olabilirmiş. Bunlar kirli işler yapıyorlarmış. Allah Allah. Galiba amcası falan filan. Yani sen bizim bu mıhladığımız Ruslarla bir bağlantısı olabilir mi diye düşünüyorsun?
Yani baktığın zaman abisinin buraya gelmesi, bu adamların kirli işler yapmaları, Rusların buraya gelmesi falan filan düşününce çok da şey gelmiyor. Ulan çok yakın olsa harap olmaz mıydı bu kız? Nasıldı keyfi meyfi? Valla şehre yeni gelmiş. Keyfi falan iyiydi herhalde, düzgündü yani. Şimdi ben Burada sana... psikologluk Oğlum yapıyormuş. bizim asıl Rus'un adı neydi lan? Hani benim başı. Şimdi ben bir detay düşünüyorum. Ruskalov muydu? Ney? Şimdi bu şey var ya... Hani Yuki Evet. bunun asıl bir tane elemanı var. Yani bunun da biat ettiği, eyvallah çektiği. Ruskalov diye bir adam. Aklında bulunsun ama ismi çok yayma. Olur da Ben böyle... benden laf çıkmaz sarı, Yok lan o öğrenemedim. anlamda değil. Hani çaktırmadan yanlış da söylersin falan. Bir Yok. başkasına da deme. Bu Ruskalov, Kalır bende. bu Rusların Rusya'daki elebaşı. Zaten benim mevzum onlarlaydı. Eğer olur da Ruskalov adını duyarsan bil ki sıkıntı büyüktür. Yani bu herif şerefsiz. Bak ben sana bir şey anlatayım mı? Aramızda kalacak ama. Rahat ol. Bu adamla benim bir mevzum vardı Rusya'dayken. Bunun bir de artık yakını mı diyeyim, kızı mı diyeyim, yeğeni mi diyeyim tam detayları bilmiyorum. Benim yanıma bir tane casus soktular. Adı da Tedya. Sonra bu Tedya bana aşık oldu. Bu aşık olduktan sonra ben de buna biraz tutuldum. Yalan yok. Çok güzel kızdı valla. Biz bununla görüşmeye başladık. Yani mevzu beni kovalaması gerekirken bir anda farklı bir aşk boyutuna döndü ve bu adamlar bana daha çok bilendiler. Zamanında yani çok seneler önce. Yani anlatmaya çalıştığım o. Eğer bu işin içinde Ruskolov adını duyarsam bil ki bu adam bu tarz taktikler yapıyor. Yani o kıza da dikkat etmek gerekebilir. Yani şöyle, benim kadınlarla çok işim olmaz. Neden lan hayırdır bir sıkıntım var? Ya şöyle, yaptığımız işler belli, girdiğimiz durumlar belli. Ben arkamda öldüğümde ağlayacak bir kadın bırakmak istemiyorum. Olay bundan ibaret yani. Oğlum ben de bazen onu düşünüyorum ha. Yani biz de girdik bir yola ama işte görmüyor musun oğlum? Gidiyoruz. Bugün hayatta mıyız? Yarın ölecek miyiz? Ne olacağı belli değil. Neyse. Yani olay kadın kız değil de işte bunun biraz böyle şey yaptım falan, neyse. Polisler bunu keklemiş, bir şeyler olmuş falan. Gittim bunun bu sahilde bir yerde bir mekanı var. Orada yapıyor bu görüşmelerini falan. Bu kız ne Sonra iş aldım yapıyor? bunu. Vallahi psikolog gibi bir şey de. İyi yayınlar. Ulan benim de sıkıntılarım vardı aslında ya. İyi psikologluk yapıyor mu? Tabii, mükemmel psikologluk yapıyor. Git şeyde. Ruskolov diye biri var, beni arıyor. Anlatayım değil mi her şeyi? Tabii, her şeyi anlat, vursunlar bizi ajansı amına koyayım tek tek. O adamlar şehre inerse belamızı sikerler ama söyleyeyim ama sanmıyorum. Abi daha Rus istemiyoruz. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizimkiler bunlar için de öyle diyordu. Hangileri için? En son operasyonda indirdiklerimiz için. Ya diyorlar, diyorsun ki götü yiyen gelsin. Ben çok açık net söyledim sarı, etinden korkanın kemiğini sikeyim dedim. Yürü be oğlum harbiden bak iyi ki tanışmışız hepiniz de. Sağlam adamlarsınız yalan yok. He o zaman ben bu Irina'ya bir ara bir vodka operasyonu yapayım. Tabii ben şey operasyon üstümü giyip de gittim ama kendi sen bilirsin. Tamam ben psikolojik sıkıntılarım var derim bir konuşurum bakayım kıllandım Sen de şimdi. ağzını yokla. Benim sadece ilgimi çeken nokta şeydi işte, o Vladimir'miş. Abisinin adı. Bu mekaneye gelip arabanın bir şeylerini yaptırdılar ya bu Ruslar. İlk mekaneye bir geldiler Aa, işte, bu adamı evet çektik. evet haberi gelmişti. Ha, onlardan birinin de adı Vladimir. Ya tabii Lan Ruslarda bunların çok zaten yaygın bir isim 10 ama. tanesinin 4'ü Vladimir amına koyayım. Rusya'da da öyle görüyordum ben. Yani okey de işte oradan hani buraya gelmelerin falan, Rusların peşine bu kızın belli bir süre sonra, hani bu olaylardan hemen sonra hemen hemen tanışmam kızla falan, bir garipsedim tabii. Anladım olsun iyi yapmışsın. Şey yapmayalım, es Tamam, geçmeyelim böyle sıkıntı şeyleri. yok. Dediğim gibi benim gözüm kulağım açık. Tamam sen Ben o kıza bir zaten... gün denk geldiğin zaman bana bir alo de. Okey, tamam. Bir yoklayalım bakalım. Tamamdır, kaçtım ben, bir şey olursa Hadi ararız. Allah'a emanet. Eyvallah. Uras sen beni bana bir mermi sıktın ama hadi hatırlamıyorum.
Abi sen de ona sıktın. Harbi mi lan? Birbirimize mi sıktık? Sen sıktın İK abi. Harbi mi? Ben sıkmamışımdır be oğlum. Bakacağım ona bir ara. Tamam, bir işimizi hallettik. Evet, onu sildim ben. Uraz'la görüşülmeyecek artık. Tamam. Şimdi ben bu Evil'ı kendime bırakıyorum. Onu bir es geçelim. Tamam. Aa, bir şey daha vardı. Ne vardı? Balık tuttuğumuz yer var ya. Evet. Farkı neyimiz? Orada tekneyle gezintiye çıkılacak. Ha, birlikte mi? Tamam ayıp. Evet. Tabii ki de birlikte Saru. Ha, tamam, bir an kafam karıştı. Balığa mı çıkacağız, ne yapacağız anlayamadım. Tamam, evet, yaz onu da. Birlikte, sözüm vardı sana, doğru. Şey yapacaktık, Hı-hı. tekneyle gezecektik, içecektik değil mi? Evet. Tamam, onu da yazalım oraya. Benim kafamda zaten. Zaten hiç unutmazsınız böyle şeyleri. Unutmayız Saruhan Bey. Eyvallah, iyi ki senin gibi bir sekreterim var. Bak, yapacaklarımı hemen bana hatırlatıyor. Evet. Şimdi oraya yeni bir not ekleyelim. Ekleyelim. Irina diye bir kız var, onunla görüşülecek. Psikolog hanım. Neden? Psikolojik sıkıntılarım var. Çok farklı bir mevzu bu, şeylerle alakalı. Şimdi Ruslarla alakalı, aramızda kalsın. Aramızda tabii. Kimmiş bu? Bilmiyorum, şehre yeni gelmiş, psikologmuş. Ben bir tane tanıyorum, böyle at gibi bir şey o mu ki? At gibi mi, katana gibi mi, görmedim ben kızı, bilmiyorum. Bu tehlikeli işlerle alakalı yani. Dev gibi. Yazıyorum. Psikologla görüşülecek. Evet. Kafamda not alacağım onu. Evet. Tamam. Ondan sonra, ha şimdi Bünyamin'e bir çizik atabilir miyiz? Bünyamin'e çizik atacağız. Tamam, neden? Çünkü Bünyamin'le görüşeceğim şimdi de. Ha. Onun da bir sıkıntısı varmış. Bu çocuğu bir dinleyeyim. O kadar yardımcı oldu. Adam istifasını vermiş ya. Ha. Valla. Doktor değil mi artık? Yok, doktorluğu devam eder de bilgileri unutmaz herhalde de şey yapar. Hastaneden ayrılıyormuş. Nerede oğlum? Doktor Bünyamin mi? Bu ne? İki çiziyoruz, iki ekliyoruz. Aynen. Ulan bir işi bitiriyoruz, bir iş daha ekleniyor. Olsun Serhan Bey, sıkıntı değil. Tamam canım, arıyorum şimdi ben Bünyamin Bey'i. Derseniz ben arayıp çağırsaydım, siz yorulmasaydınız. Yok, olur mu öyle şey canım? O kadar da işin başında durabiliyorum. Siz mesaiye kalacak mısınız daha fazla? Ben Yani çünkü siz... ben bu ofiste bekleyeceğim de bugün işlerim çok. zaman ben de kalırım. Yani bir sıkıntı yoksa evde, hani bir yerde gideceğiniz bir yer yoksa, seve seve burada kalabilirsiniz. Müsait ev. Ay, ofis. Tabii, ben de sizinle kalırım, merak etmeyin. Siz zaman giderseniz ben de o zaman giderim. İşler zaman böyle çalışan bir insan hayal etmiştim. Bu aram niye açmıyor İşte ya? ben karşınızdayım. Bünyamin'in çiziğini tekrar geri alalım. Açmadı Alalım. telefonu. Kimi çizelim şimdi? Şimdi Johnny'yi çizelim. Johnny. Küçük Ben küçük. defterimi alıp geleyim. Tamam canım. Ya odaklanamıyorum, sikeceğim. Bunun sonu çok ateşli bir sevişme arkadaşlar. Ben size Uraz Yotsa. silindi. Bünyamin çizildi. Yotta Gerisi raske bir yok. ezgip trişki. Hı? Yok artık, öyle de söylemezsin ya. Aa oğlum, sen başka dil biliyorsun, biz bilmiyor muyuz? Su kabiliyet. Va yani başka dil bilmek başka bir şey, öyle söylemek başka bir şey. İnsanın tüyler diken diken oluyor, amına koyayım. Oğlum biz de Rusya'da yaşadık. Hayırdır lan? Yaşadın mı? Tabii ki yaşadım oğlum. Ben 7 sene Rusya'daydım. Davay. Hadi ya. Aa, iyi güzelmiş ya. Ben birkaç tane kelime buluyor işte. Dabay niyet. Su kabiliyat. Bir de şey, Pinanki Rashbi su kabiliyat. Ha, aynen, Raşbi'yi ben de biliyorum. Yani öyle çok fazla bir şey yok. Şimdi ne yaptın, ne ettin? Konuşamadık ne zamandır? İyi, ne yapalım ya? Yeni geldim, uyandım şimdi. Altenle karşılaştım. O söyledi, çıktı dedi. Ha, O andan çıktım, sonra çok ha dedim, şükür ya. geçmiş olsun.
Allah razı olsun. Yani iyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Ya benim aklıma bir şey takıldı Johnny. Hı. Hani sen beni ziyarete geldin ya. Hı hı. Bana anlatacağın bir şeyler var mı? Valla yani bilmem. Var var aslında da yani işte bir ara bir konuşalım seninle istiyordu ben de. Şey olmadı, bir türlü denk gelmedi. Sürekli bir sıkıntılar, bir şeyler oldu böyle. Ha, belki de adam normal konuşuyor. Tamam, çünkü ben o gün seninle konuşurken böyle farklı bir şey hissettim de acaba dedim bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Yok canım, çıktığında görüşürüz dedim işte. Ha, öyle mi dedin? Yani. Aha, şimdi ben Mango tarafındayım da şimdi buralar kalabalık. Öyle takılıyorum ben. Ha, anladım ben seni, tamam. O zaman Mango tarafından uzaklaşırsan bana da anlatacağım bir sıkıntın varsa hemen ara, tamam mı? Okey okey, şimdi ben bir gideceğim, arabayı alacağım. Ondan sonra bir arayayım seni. Anlaştık. Okay. Hadi dobra veç. Ya oğlum öyle söyleme, kafa karışıyor benim ya. Tamam lan, hadi görüşürüz. Case you bye. Şimdi anlamadım, bu bana... Evet Serhan Bey, siliyor muyuz evet, listeden? Johnny yarısına kadar siler misin? Yarısına kadar çizik atıyorum. Evet, devamı evet. Gelecek. Anlaştık. Evet, listemizde başka neler vardı? Aa. Dur bir dakika, şunu bırakayım şuraya. Şimdi sen bana trip de atarsın. Ne zamandır seni görmüyorum, geldin işlerine abandın diye. Ben mi? Evet. Öyle birisi miyim? Değilsin değil mi? Öyleysen önceden spoiler ver. Kendi listede olan ben de bir şeyi öpeyim daha mi? Siliyoruz. Yok, ben öpeyim mi? Hadi bu sefer sen öp. Öpmeyi özlemişim ya. Oh. Oh, tamam. Evet, bu şey listede bunu şey yapıyorduk hani. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tamam, evet. burayı unutalım. Evet. Tekrar patron sekreter ilişkisi. Gerçi o da öyle oldu. Evet. Neyse tamam, sıkıntı yok ya. Şey bu, iş motivasyonu. Aa, şey, ben isteyerek öptüm yalnız. Öyle mi? Evet. Haberiniz olsun, yanlışlıkla değil. Serhan Bey. Tamam, o zaman... Tamam. Neyse, ben defteri alayım. Sen bir defter al da. Ya tam bir ayı bir de. Ya B niye çalışmıyor? Hah. Evet, gelelim diğer notlarımıza. Evet. Şimdi Uraz'la konuştuk. Johnny yarım çizdik. Ondan sonra başka ne vardı? Alparslan amcayı ziyaret edecektin ama onu... Şimdi bekle. Diğer işe dönüyoruz. Evet. Bünyamin arıyor. Alo. Bünyamin. Efendim abi. Ne yaptın? Ne yapayım abi, hastanedeydim ya, biraz yoğundum da. Halı sahada mıydın? Hastane. He, hastanedeydin, tamam. Aynen, şey, aynen. Bir seninle buluşalım mı 5 dakika? Olur. Nerede tamam. Buluşalım? O zaman ben sana konum atayım mı? Ofisin at abi. Konumunu, tamam, tamam. Ben gelirim, tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Tamam, şimdi Bünyamin'i yarısına kadar çiz bakalım, konu kapanırsa tam çizeriz. Tamam, anlaştık Serhan Bey. Ben bir dışarıda şöyle bir... Geliyorum hemen. Salıp geliyorum. Bekliyorum. Abi konumu dışarıda atacağım diyemedim, çok saçma olacak. Hay Allah'ım ya. Diyeceğim vallahi. Hay Allah'ım. Bari... Aa, suruk sesleri bozulmuş lan. Nasıl? Aa, Stream Deck çalışmıyor. Suramadım lan. Dur, mesajı da okuyalım, evet. Adam yazmış o kadar. Saru, rahatsız ediyorum. Tekrar son zamanlarda yaşananlar içime sindiremedim daha fazla. Bir doktor olarak gönlüm rahat bir şekilde hastane içerisinde duramayacağımı fark ettim. İstifa ettim. Siz de rahat olabilirsiniz. Soruşturma vs kalmayacağı için. Ulan adam istifa etmiş ama hala...
Bünyamin mi lan o? Yok. Size geliyor mu osuruk sesi? Oğlum ben bayağı koydum o zaman. Bünyamin! Ay amına koduğum, pardon, biriyle karıştırdım. Oğlum çok benziyordu lan. Ah siktir dur. Johnny. Ha ne haber? İyi, 2 dakikaya arıyorum seni hemen. Okey okey. Hadi görüşürüz. Okey bay. Ayıp oldu çocuğa, hemen arayacağını ben nereden... gelmişlerdi sanki. Biraz uzun sürdü, kusura bakma. Hiç önemli değil. Şimdi Bünyamin geliyor. Evet. Johnny evet. De telefonda benden haber bekliyor. Tamam. Aynen. Onları da hallettik. İşlerimizden bayağı bir kurtuluyoruz gibi. Evet. Ama sen her çıktığında dışarı birisiyle konuşmaya 2 tane işle geri dönüyorsun. Dur bakalım. Şimdi ben ikisini de sildirip geleceğim. Bak göreceksin. Olur. Bundan sonra hangi işimizi halledeceksin? Yani ondan sonrasını daha planlayamadım. Ben planlamanıza yardımcı olurum Serhan Bey. Teşekkür ederim hanımefendi. Herhangi bir isteğiniz var mıdır benden? Aa dur gelmişler. Bir isteğim şu an için yok. Birazdan geliyorum. Bekliyorum. Ya kız da kilitledik burada. RP yapacak diye kaldı orada ya. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ne haber? İyiyim gel ya, arkaya gel. Yoğunluk var gibiydi de kafamda. Oğlum sen bana mesaj atmışsın istifa ettim diye hala hastanede çalışıyorsun. Daha onay gelmedi ki. He onay mı bekliyorsun? Aşkımı görmem gerekiyor. Hayırlı olsun. Yani istifa dediğim gibi edilir ama onaylana kadar da çalışırım. Doktorum abi sonuçta ben. Ne yapayım istifa ettim diye insanlara mı davet etmiyor? Oğlum bir de iyi doktorsun yani. Hastane seni gibi doktoru kaybetmek istemeyebilir. Yani bilmiyorum ama abi bu sadece seninle yaşadıklarımızla da alakalı değil. Yani benim ne kadar ya oldu. Ben de onu merak ettim. Acaba ben mi senin keyfini kaçırdım, piç ettim diye. Yok sen keyfimi niye kaçıracaksın abi? Ya ben insanların doğruları için yaşayan bir doktor değilim ya da bir insan değilim. Benim doğrularım kendime doğrudur. Bir insan kurtarılacaksa kurtarılır. Kim olduğu önemli değil benim için. Ya evet öyledir yani. Bir de hani ne bileyim lan ben de anlamam ki. Bana kalsa ben sevmediğim adamı bırakırım ama sen yapamıyorsun ya. İşte. Yok abi bu vicdan meselesi vesaire de değil. Sonuç olarak bu arada 8 sene oldu ben bu hastaneye girelim. Yeri geldi yaklaşık 2 senesinde neredeyse tek başıma çalıştım. Gecem gündüzüme katıp yapabileceğim her şeyi yaptım. Bu ama galiba illegal. Yaşta 40'a geldi. Sıkıldım da biraz. Wow. Bu son olan olayların ortaya çıkıp çıkmaması bir darladı biliyorsun beni. Günlerce peşimi bırakmadı herifler. Arabayla peşimde takip ettiler polisler. Nereye gitsem mesela. Şimdi yani. Soruşturma kapandı mı? Hiçbir fikrim yok. Bilgi de vermiyorlar. Peki abi, sen net bir açık... O senin bir eleman vardı ya diğer doktor kıllandığın. Hı hı. Ondan bir yamuk çıktı mı? Çıkmadı yok. Bilmiyorum. Sikerim ona çıkarsa. Onun çıkmasında da sıkıntı yok abi çıkarsa çıksın. Yaralı bir şey olsa orada kurtardım benim doğrum bana. Onları ilgilendirmiyor ama... Sorun da burada başlıyor. Bu en son Doğan'ın cenazesi olsun. Senin Miko'nun tedavisi olsun. Hastaneye gidiyorum ister istemez psikolojik olarak ben de etkileniyorum abi. E oğlum öyle zor de iş tabii ya. Vallahi seni başka da güvenebileceğimiz adam yoktu ki oğlum. Öyle bir girdin ki hayatımıza. Yok abi. Yine olsun yine giderim. Benim girmekle ilgili sıkıntım yok. Sen doktorluğu bırakırsan şimdi ne iş yapacaksın oğlum? Ne yiyip ne içeceksin? O konuda da bir bilgim yok. Bir evim bir arabam var işte biriktirdiğim. Başhekim yardımcısı maaşıyla. İyi kötü kazanıyorum. Oğlum ben güzel kasino açıyorum. Açalım oraya bir evir. Aşı yaparsın. Yani aşı maşı olmasına gerek yok. Yapılacak her türlü işi yaparım. Kafam mühendisliğe de basıyor. Benim ikinci işim doktorluk. Tamam oğlum o zaman. Biz her zaman bir doktor lazım oluyor. Yani işte basurumuz tutuyor, midemiz ağrıyor, bir şey oluyor. Biz de hastaneye gidip para vereceğimize sana geliriz oğlum. Yani açıkçası aslında anayasal kanuna göre yapamıyoruz işte. Öyle bir sıkıntımız var. İstifadan sonra da yapamıyor musun?
Bildiğim kadarıyla yapamıyorum ama benim Ha, o zaten fikrim kuralda biz aslında, koyduk kendi galiba gelirim var, bilgim var. Başhekim ama. yardımcısı olmuş, profesörüm. Ben de özel muayenehane gibi bir şey açmak istiyorum da. Ha evet, özel doktor ol. Yani benim de niyetim o yönde. Anladım. Şimdi senin bir sıkıntın var mı bana anlatmak istediğin? Bir de şu emaneti çözmemiz lazım. Bak başın yanar ha. Ondan yanmaz abi, o ilk değil. Silah mı kondun lan? Ondan Şey geçerim nerede ben sana. senin? Ha, Evde. onu bir ara alayım senden. Allah Allah, evde abi. Ne zaman istersen. Biraz sonra Tamam. gider alır gelirim. Sıkıntı yok, yakın ev. Dediğim gibi iş konusunu kafaya takmıyorum. Yalan değil. Parasal pulsal bir derdim yok da. Ben çalışmayı da seven bir insanım. Aklımı kurcalayan tek şey o noktada bu oluyor. Anladım. Böyle de bir Sen sıkıntım var. matematikten anlıyor musun? Anlıyorsun tabii. Fazlasıyla. Doktor adamsın. Ha, aynı zamanda Oğlum maden benim hani mühendisiyim. doğa vardı ya lan. Hı. Rahmetli. Oğlum Hı doğanın hı. kafası matematik diye bu grupta tek basan adamdı biliyor musun? O kadar zekiydi ki çocuk. Ama işte melek oldu gitti. Ama hani muhasebe işlerimize o bakıyordu. Belki o konuda sana yardımcı olabilirim. Ya Anlarsan ben eğer. sana o konuda fazlasıyla yardımcı olabilirim. Çünkü dediğim gibi ben 40 yaşındayım. Ben Türkiye'de ilkokulum olarak mühendislik okudum. Sarmayınca yurt dışına okumak için, şey, tıp okumak için geldim. Matematik niye adamıydı Kaldım lan? buralarda. Tamam birlikte yaparlar. Yani şimdi Matematik ben öğren, de oğlum bak fazlasıyla iyidir. kasino işine giriyorum ama böyle bir sürü sıkıntı var kafamda yani. Burada çipler, mipler, paralar, o nasıl dönecek orası ben de bilmiyorum. Ben sana giren giden hesabını her türlü tutarım. Hiçbir sıkıntı yok. Masrafsız çıkar. Tamam o zaman hafızama atıyorum bunu bak. Yani atabilirsin. Hiç sıkıntı yok. Anlaştık. Dediğim gibi düşündüğüm zaman yapabileceğime inandım. Biz zaten Ben hastane 32 envansında yaşında değilim ya. başhekim başımızda olmayınca 36'yım. gelir gider tablosunda ben tutuyorum. Benden başka kim tutacak? Doğru söyledin. Para Başka bir derdin işletmeme. var mı çözebileceğim? Başka bir derdim yok. İnsanlarla bir sıkıntım yok. Sadece ruhsal olarak bunalmış durumdayım. Hastanede bulunduğum her an çok sıkılıyorum abi. Çok üzerime geliyorlar. Yok mu oğlum bir manita işleri falan? Yok be Seni abi, şöyle geçti bir bizden. rahat... Niye Allah Allah? 40 yaşındaysan 40 yaşındasın oğlum. Kuşa uçuyor herhalde. Uçuyor uçuyor, onda sıkıntı yok. İyi maşallah. Allah kanadına zeval vermesin. Aynen Şey, öyle. peki bir şey söyleyeceğim sana. Dinliyorum. Şu emanetle istiyorsan getir de çıksın aradan lan aklıma takılmasın o. Getireyim getireyim, bekle. Sen onu mu taktın kafaya? Onu takmadım oğlum şimdi Emanetini içer... mi çalacağım senin? Canını Ya kurtardım, oğlum emanetini mi? çalacağından değil içeride... Ya da tamam lan o sende dursun tamam Hı mı? hı. Ama Hı. onu iyi bir temizle tamam mı? Bütün parmak izi marmak izi vardır bir şey vardır. Onu metil alkole yatırdım zaten, sıkıntı yok. Ulan bozulmaz, bozulmasın silah. Bozulmaz. Yay setinde bir sıkıntı yok. İyi tamam o zaman. Şimdi o zaman sana bir şey soracağım lan. Dinliyorum abi. Şehirde Irina diye bir kız tanıdın mı? Sen Irene diye bir kızı hastaneye sadece çok gidip geliyorsun. Bir de senin meslek dalından galiba bu kızı tanıyor musun? bana sadece deli bir çocuk bundan bahsetti. Hatta ben Aylin diyor sandım, inat ettim. Ama Irina'ymış. Psikolog muymuş neymiş, yeni gelmiş. İsmini duydum ama tanımıyorum. Ya hani şimdi sen yakınsın hastane işlerinde falan Hı da hı. şu kızı bir yakın gözetim altına alsana bir. Belki denk gelirsin. Benim o kızla bir bağlantı kurmam gerekiyor da. Ben denk gelirse tabii ki sağlarım bunu. Ha onda bir işler çıkacak gibi istiyorsan sen de bir göz at. Tamam, onda sıkıntı yok. Ben senin emanetini de getireyim abi. Bir gün lazım olacak bir durum olursa sen verirsin, Oğlum yok yanımda, sende sıkıntı yok. dursun ama dediğim gibi ben o silah senden isteme sebebim başın yanmasın diye. Yok abi, ben yalan yazdım şu saatten sonra Dursun emanet fikirleri onda dursun kopardım yani. paslamış olalım. Tamam ona iyi bak gerisi önemli değil. O zaman senden bir tavsiye alacağım. Bunu senden bir arkadaş ya da bir dost olarak değil, samimiyetine güvenerek soruyorum. Sor bakayım. Sence ben bu istifayı çekeyim mi, kalayım? Şey, çekmeyeyim mi? Ha, şimdi burada bir kafa izni falan alamıyor musun 3-5 gün? Ben o izin zamanında kullandım. Benim iki tane ev arkadaşım, aynı zamanda mesai arkadaşlarım, senelerce görev yaptım. Vefat ettiğinde çok uzun süre bir tatile çıktım. Bir daha göndereceklerini zannetmiyorum. Bir de yeni başımıza bir shift programı çıkarttılar. Bu yaşımdan sonra başhekim yardımcısı gece nöbeti tutacağım. Vallahi düşünüyorum bir yandan. Yani abi şu admin olarak yönlendirme Benim yapmamam maddiyatta lazım. gözüm yok ama en azından kafamı oyalayacağım bir iş verebilirim diyorsan ben yanında olmak isterim, bu konuda bir sıkıntı yok. Oğlum o zaman madem kafanı oyalayacak bir iş istiyorsun, matematiğim de iyi diyorsun. Hı O hı. zaman şu kasinodaki fiyatlandırmaları falan birlikte yapalım. Ya da sen Tamam. yap.
Yani yaparım. Yani şimdi bak, ben bu sistemi bilmiyorum. Ben kalkıp da kazinoyu açtım, hadi gelin oyun oynayın derim. Mekanı batırırım, rezil olurum. Bu arada Alparslan Bey'in durumu nasıl ya? Haberin var mı? Alparslan Bey'den hiçbir bilgim yok. Yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdaymış en son. Ahu söyledi. Aynen. De dedim bilgim vardır belki. Yoğun bakımdaydı. Ben de hiç yoğun bakım ünitesine girmedim. İnan bana. Dediğim gibi öyle bir iş imkanım varsa ben son görüşmelerimi yapıp gelmeye hazırım. Yani haberiniz olsun. Çünkü abi şimdi hastaneye de böyle bir adam lazım ama belli ki sıkılmış. Altından kalkamıyorum. Anladım. Bütün yük yani senin sırtında var, değil mi? Yalan değil. Kendim istifa edip çıkarsam bu soruşturmanın peşini bırakırlar. Bunların derdi benim. O zaman bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Sen kasino açılana kadar, bu ki çok uzun bir zaman değil, sen işini bir idare et, bir yokla. Tamam mı? Tamam. Şimdi sen direkt istifanı verip de onaylatıp da ondan sonra yanıma geldin mi millet kıl kapabilir. Sen bir süre bir takıl. Yani bir süreden kastım 1-2 gün, 3 gün, neyse artık o. Ondan sonra cıma oturalım, seninle bir masaya oturalım, defteri açalım, bir hesap kitap yapalım. Hatta hiç birlikte yapmayalım. Direkt onu sen yap. Onu ben sana çok güzel şekilde yaparım. Onu seveceğinden bir sıkıntım yok da sana şunu soracağım. Bu kasinoyu ben sadece bir kere çatışmanın çıktığı gün gelip içini görmedim bile. Ben seni götürürüm oraya. Yok, götürmede sıkıntı yok abi, şeyi soracağım. İçeride elektronik aletler olacak mı? Yoksa sadece kurpiyere karşı mı oynanıyor? Şimdi kurpiyere karşı masalarımız var. 21. Ondan sonra şey var, kolu indirince dönen renkli neydi lan? Ha, jackpot. Jackpot var. Ondan sonra şey var, topu atıyorsun dönüyor. Rulet. Rulet var. Rus ruleti. Başka da bir şey yok. Tamamdır. Gelen giden ve net present value dediğimiz uzun zaman kazançını hesaplayıp ben sana güzel bir para kazanmak. Aynen öyle. Orada yani sistem istiyorum ki böyle ne olsun biliyor musun? Oturan adam keyfini çıkarsın ama bizi de sikip gitmesin yani. Yok yok abi. Bir de sosyal yönüm de iyidir. Biz oraya insan çekmeyi de başarırız. Zaten gelen gelecek. Ondan hiçbir şüphem yok da. Rusletin olmadığını biliyorum ben. İnsanları kandırmanın da bir yolunu buluruz ya. Kumara düşürmenin. Yani kandırmayalım da haklarda girmeyelim de oraya adam çekelim, ayrı konu tabii. Ya kandırmaktan kastım oyunun oynasın. Oyunlarda hile olsun demiyorum. Tamam o zaman. Bak, seni şu an kafamda birinci adam olarak yazdım matematik işlerinde. Hem de doktorsun oğlum, yani hani senin gibi bir dost lazım. Teşekkür ederim. Bugüne kadar bize tonla iyiliğin oldu. Ben de sana iyilik yapmak isterim. Borcum ya çok sana. Bugüne kadar ben sizden ne senin tedavinden ne Miko'dan ağzım açıp da zaten bir para talebinde bulunmadım. Zaten bulunarak da bu mesleği yapmam. Tamam, iyi, Mesleğime süper zaten oldu. etik değil Yanımda ama senin gibi en bir azından sen de insanı bana bu görmek. şekilde bir yardım yaptığın için gönlüm zaten yeterince zengin sana karşı, hiç sıkıntı yok. Eyvallah canımsın. O zaman Seviyorum tamam. seni. Ben de seni seviyorum kardeşim benim. O zaman toplantımız bitti değil mi? Tamam, bitti. Daha fazla vaktini alayım. Emanet sende emanet. Ondan Emanet sonra cima bende. Matematik işleri sende, onu bir ara konuşalım. Zaten büyük Doktorluğu ihtimalle. da, bu iş tam açılana kadar bir salma. Ne olur ne olmaz. Hı. Bir iki gün idare et bakalım. Tamam. İrtibatta kalırız seninle. Ne zaman istersen, sıkıntı yok. Anlaştık. Diğer senin yanındaki bir kıvırcık vardı çocuk. Bizim şey mi diyorsun? Tokyo Hotel'i. Ha, Japon'a aynen. benziyor. O Arka. Japon'a benziyor aynen. Aynen. O ne yapacak, devam mı? O devam, onun bir sıkıntısı yok şimdilik ya. Güvenilir çocuk değil mi o da? Ondan bir şey çıkmaz. Adam ev arkadaşım abi. Ha, iyi, tamam. İyi, bak, hastane tarafında da bir tane arkadaşımızın olması iyi. Hastane tarafında onu tutarız abi, hiç sıkıntı yok. Tamam, iyi, hadi ben de yenge, aman Mia'yı çok bekletmeyeyim. Tamam, sen yengeyi Bir bekletme. de Johnny ile buluşacağım. Onunla da birkaç dertleşmem var, bakalım. Tamam. İyi, hadi Allah'a emanet. Derin yordamın için tekrar teşekkür ederim. Ne demek kardeşim benim? Ben teşekkür ederim. Ekmek arası köfte. Of, ne kokmuş burası ya. Erhan Bey, yemek yaptım size. Köfte mi yaptın? Evet, buzluğa atmıştım da. Harbi mi? Ulan ne güzel kokmuş. Allah'ım ya Rabbim, iyi ki çıkmışım o lanet yerden ya. Evde köfte kokusu, kadın kokusu birleşince ben bir başka oluyorum. Şöyle. Burada su da var. Su da iç. Bu
böyle bir şey yok ya. Afiyet olsun. Yani herkese böyle bir sekreter nasip etsin diyeceğim de sikerim olmaz. Şimdi. Evet. Aa dur. Bekle dur lan. Telefonum çalıyor. Şunları bir bırakayım da. Ben gene defterimi alayım. Açamadım amına. Bünyamin'i yarım mı çizdik tam mı? Bünyamin tam çizik ama işle ilgili detaylar konuşulacak. Alo. Altan'ım. Neredesin abi, ne yapıyorsun? Oğlum hep birikmiş işleri sıra sıra yapıyorum ya. Tonla işim var sekreterimle, şimdi onu çalışıyorduk. Ha iyi, ben rahatsız etmeyeyim, işim bitince şey yaparsın. Ararsın beni. Tamam. Kaleme tekli mi? Evet evet. Güzel güzel, sivri topuk. Görüşürüz abim. Hadi kapat, arayacağım. Hay Allah'ım ya. Aa, telefon. Dur şu köfte gelmeye ısırık da alayım. Ah ye ye. Amına koyayım, evim şarküteri gibi çantam. Tamam, hemen geliyorum. Ne yesem acaba? Hmm, kuru yemiş tabağı mı yesem yoksa köp... Tamam, ben bir kapının önüne çıkıp geliyorum. Tabii tabii, ne demek. Hay Allah'ım ya. Tamam bak, kendime geldim şu an. Oh. Allah bereket versin, Allah bulamayanlara da versin. Johnny, Johnny. Yes papa. Yo what's up? Yo Batap, ne yapıyorsun? İyi, arabanın bakımlarını yaptırdım. Dolanıyor öyle boş. Tamam, sana atıyorum konum. Gel, kusura bakma. Benim önceki toplantı çok sürdü de. Ya okey okey, sıkıntı yok. İyi hadi. Atıyorum konum. Okay, bye. Yo Batap. Öf. Ekip gelmiş. Mia öldü galiba. Tam bir iş adamıyız şu an ya. Abi böyle böyle herkese rol paslamamız lazım artık. Yeter Altan Miko, Altan Miko. Sıkıldım bu adamlardan ya. Sıkıldım ya. Biri sevgili peşinde, bir diğeri yalnızlık tribinde. Bu ne ya? Evet Saran Bey. Evet, şimdi Johnny ile görüşme yapılacak. Evet. Bünyamin için bir not aldık değil mi? Yani not dedin ama notu söylemedin. Not işte, işlerle ilgili detaylar konuşulacak. Ha, evet. Parantez içinde matematik. Matematik? Evet. Bir takım matematik problemleri çözeceğiz. Nasıl yani, anlamadım. Ya matematik yaz işte. Matematik. Tamam. Matematik görüşülecek. Aynen. Şimdi Johnny ile de konuşacağım. Zaten hı hı. Görüşülecekler listemiz bitiyor değil mi? Yani işte bir şey var. Alparslan amca var. Ha tamam. Onu zaten yani... görüşsek de iletişim kuramayacağız gibi. Evet. Bir nevi. Bak bir nevi deyince moralim... Bak canım sıkıldı gene. Neyse. Ne oldu? Bir nevi deyince ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Ruhsatsız silah muhabbeti. Bir nevi. Hmm. Ha hatırladım hatırladım. O şey kız diyorsun. Polis kızı. Hı. Ama aslan gibi korudular o güne be. Ece. Efendim. Aşkım, atılacağım bir şey var mı? Bunun senin. Hı? Zıt Erenköy. Neyse tamam, şimdi sekreter hanım. Johnny gelmiştir, bir bakayım. Tabii tabii, siz bakın. Serhan Bey. Kahve falan ister misiniz? Yok teşekkür ederim, zahmet etmeyin. Elleriniz dert görmesin. Köfte ekmek çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şu sigara içerken keşke yürülebilse ya.
Kerane evine döndü valla. Ay Johnny kardeşim. Batap. İyi sen ne yapıyorsun? Hadi geç bir şey olsun. Eyvallah valla kurtulduk lanet yerden ya. Valla uzun zaman oldu ya. Sen nasılsın, iyi misin görüşmeyeli? İyi, ne yapalım, aynı. Devam. İyi, böyle iyi. Dolanıyor sağda solda. Dur şu sigarayı bir... Altan'a denk geldim de. Altan söyledi çıktı diye. Heh, gel şöyle bir arkaya doğru ya da gel arabaya binelim araba. Açık mı kapıları? Açık açık. Ulan ne garip bir araba lan bu. Oo, her yerde gider bu. Canavar gibi. Bir tek frenler biraz sıkıntı. İşte bir derdi o. Evet Johnny. Şimdi ben bir şey yanlış mı anladım? Şu ileriye bir yere çek de kimse duymasın. Arkadaşlar drop giriyor ya. Yapacağım bir şey yok. Keşke olmasın. Ben de şu aşağıda şey dedim. Mekanik dedim. Baktım yakınmış hemen. Damledim oradan da. Şimdi abi, nerede çeksek acaba? Evin yerin konumu güzel ya. Bu tarafları ben çok da bilmiyorum. Şöyle gidelim bak, bakalım. İleri bir yere koy işte. Şuradan dönelim bakalım. Aslında sağdan yardırırdık yukarıya ama. Ulan sikmeye mi götürüyorsun lan? Çok da uzaklaşmaya gerek yok. Buranın manzarası da güzelmiş ha. Arabayı biraz geri alsam mıydım önde, şeyde duracaksan önde. Bir şey olmaz lan. Oğlum ayağımız bir kayarsa bu pestilimiz çıkar burada. Oğlum yaslan değil miydi ha? Şimdi Johnny. Ne haber? İyi vallahi, ne olsun oğlum işte. İyi olabildiğimiz kadar iyiyiz. Ben bir şeyi yanlış mı anladım yoksa... Bana söyleyeceğin bir şeyler var mı oğlum senin? Arkadaşlar bin bit teşekkür okuyacağım. Ya ben bir ara bir oturalım seni dertleşelim istiyordu da. E ne oldu, dertlerinden kurtuldun uzun... mu? Yok ondan emin değilim işte, kurtuldu mu, ne oldu, ne bitti. Yok ya, dert biter mi nasıl seteyim, dert bitiyor mu? Kimin derdi bitmiş de beyan biçim? Oğlum niye Allah Allah, biz ne güne duruyoruz, yardımcı oluruz tabii. Yani evet, konuşmak lazım ya. E oğlum anlat derdin işte. Neyse. Dinleyelim. Böyle ayak ustu şey olmasın, telefonda da çok şey yapmak istememiştim de. Ne hani... yapalım, soyunup ön sevişme mi yapalım oğlum? Yok lan ya, öyle değil ya. Şimdi o içeri gir. Lan o da lazım ya, o da ne zaman, neyse siktir et, o başka konu da. Neyse, kısacası yani böyle. Ah, bunu bak açık etmek böyle biraz zor geliyor, insan bak, alışıyor. Bak bir şey söyleyeceğim, eğer kendini şu an anlatacağın şeyi hazır hissetmiyorsan. Daha uygun bir anda da konuşuruz. Önemli değil. Ben sadece o gün aklıma takıldı. Dedim bu adamın bana söylemeye çalıştığı, anlatmaya çalıştığı bir şey mi var? Yoksa ben mi yanlış anladım diye kafama kurt girdi. Sadece onu bile söylesem sonra uygun bir anda konuşsan da olur. Yok sen yanlış anlamadın. Harbi mi lan? Hiç kimse görüldüğü gibi değildir sorun. Allah Allah. Hiç kimse göründüğü gibi değildir sorun. Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? Bir şey söyleyeceğim, sen rol mü yapıyorsun oğlum? Yani evet, rol mü? Rol. Polis doğru. Misin lan? Lan ne polisi ya? Oğlum gerildim bir an. Bir dakika oğlum, sen şimdi normalde bu sen var sevmek ben vermek konuşmaları senin rol mü? Hı. Allah Allah, şok oldum lan şu an, dur bir sigara yakacağım. Hayda. Bana da versene bir tane ya. Dur bakayım, vereyim. Üstümde başımda hiçbir şey yok. Aa, adam normale döndü. Ceketin cebinden sigara paketini çıkartır ve Johnny yazalım. Johnny'ye uzatır. Kendine bir dal alır ve ağzına götürür. Virgül çakmağıyla yakar. Paketi ceketinin iç cebine koyar. Çakmakla önce Johnny'nin sigarasını sonra kendi sigarasını yakar.
Çok seri girdim lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Senin böyle konuşabildiğini şimdi kimler biliyor? Tesi kule. Tesi kule demiştim. Bak kafa şeydi. Alışması zor. Kimler biliyor? Ya var birkaç kişi. Altan biliyor. Altan biliyor mu lan bunu? Biliyor biliyor. Altan biliyor. Can biliyor. Ahu biliyor. Ya ulan bir hani tek bu... ben bilmiyormuşum amına koyayım. Yok çok aşırı insan yok ya bilen. Hayır bir de nasıl söylediysen bana da anlatmamışlar. Mia da biliyor mu lan? Söylemedim kimseye. Yok Mia bilmiyor. Mia öğrenecekti de şans eseri öğrenmedi yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Nedir oğlum bunun mevzusu? Merak ettim. Ya şöyle. Yani bunu anlatmak için olayın başına dönmem lazım. Vaktin var mı? Yani ne kadarlık bir vakitten bahsettiğine bağlı. Yani günler değil tabii de. Anlat lan merak ettim. Ya özetle şeyde bir değişiklik yok. Teksaslıyım ben. Babam Türk. Teksas korucusuydu benim babam. Çok yakındık böyle arkadaş gibiydik. Başka ailem de hemen hemen yok. Yani bir annem var. Annemin ne kadar ömür kaldığı belli değil. Geçmiş olsun. Ha teşekkürler. Hayatım boyunca böyle arkadaşlık çok önemliydi benim için. Önce babam, sonra da arkadaşlarım. Çünkü hani şey yok. Başka akrabam yok, kardeşim yok, kuzenim yok, hiçbir şey yok. Sadece annenle baban. Ya annem vardı, babam vardı. Babamla çok yakındık. Annemle ilişkimiz biraz daha değişik ya. O çok karmaşık bizim oralarda. Annem de yetimhanede büyümüş. Böyle tarif etmesi zor bir his yani o. Aramızdaki ilişkiyi. Neyse. Babam bir gün kaçak avcılar tarafından vuruldu. Görevdeyken. Adamın bir tanesi panikliyor. Bizimki bunlara kontrole gittiği sırada. Tetiğe basıyor. Kurşun babama denk geliyor. Başın sağ olsun. Teşekkürler. Ondan sonra neyse işte. Ben o ara bir dağıttım kendimi. Annemi TKK zorla bana üniversiteyi bitirtti. Ben üniversitedeydim o zamanlar. Sonra Türkiye'ye gittim. Bir 5 sene Türkiye'de gezdim. Merak ettim hani babam nereden geliyor, nasıl bir ülkeden geliyor. Çünkü şeydi böyle sorardım ben. Hani sen nereden geliyorsun? Türkiye'de nerede yaşamışsınız? Benim dedem kim? Babaannem kim? Hiçbirini anlatmazdı bana. Bir sıkıntısı vardı ailesiyle ilgili. Artık küs mü? Vatanından ayrıldı diye mi öyle yapıyor? Niye yapıyor? Hiç belli değil. Hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz yani. Ben de kalktım gittim. Şimdi bir dakika. Babanın şimdi tam mesleği neydi? Korucu. Teksas korucusu. Vallahi Allah. İşte Türkiye'ye gittim. 5 sene falan orada gezdim. Orada Fethiye'de enduro yarışlarına katılmıştım. Eski crossçuyum ben. Teksas'ta yapardım. Ha ya, motor kullanıyordum. Crossçuyum de yaptım. Hı-hı. Ondan sonra orada Cenk diye bir arkadaşım vardı. Çok yakın bir arkadaşım yani çok severdim ben çocuğu. Bunun böyle biraz gizli kapaklı işleri vardı. O yarışlar sırasında tanışmıştım ben de. Bu da motorcu. Böyle nasıl diyeyim hani senden silah alır gider öbürüne bırakır. Ondan alır diğerine bırakır. Arada böyle dokumacı gibi. Sonra bu böyle birkaç kişiye çattı. Aralarında problem çıktı. Beni de korumak için bana söylemiyordu. Hani bir problemim var, bir sıkıntısı var. Ben yanında olmak istiyorum. Söylemiyor. Şu oldu, bu oldu derken ben bu herife yardım edemedim. Lan yağmur başladı ya. Bin bin arabaya bin. Sırılsıklam olacağız. Orada anlatırsın. Neyse bunun problemleri oldu. Buna dadandılar. Bu beni koruyacağım diye sırf beni korumak için beni işlerden uzak tutmaya çalıştı. Sonra da bir gün bu herifi bir yerde yakaladılar. İşini bitirdiler. Yapma çekildiler ya. Kenara. Ondan sonra iyice kafayı kazıttım ben. Ben bu adamları tek tek buldum. Hepsini ayrı ayrı ayıkladım. İndirdin mi lan hepsini? Son ikisini nasıl indirdim söyleyeyim sana. Söyle bakayım. Ben bu orospu çocuklarını etrafını temizledikten sonra
İkisini bir araya getirdim. Bir tanesine bir silah verdim. Silahın içi boş. Herife söylemedim. Dedim ki içinde bir tane mermi var. Ya dedim sen arkadaşına sıkacaksın ya da ben sana sıkacağım. Geçtim karşılarına. Yaslandım bir tane kayaya. Böyle arazide. Elimde silah. Bunlar terliyor böyle karşımda. İpne ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? Aman okuyayım. Döndü cidden arkadaşına sıktı silahı biliyor musun? Harbi mi lan? Ama şey de yapabilirdim mesela. Dedim ki içinde bir tane mermim var. Dönüp sana da sıkabilirdi. Diyebilirdi. Onu yapmadı. Vay satıcı. Ya ona sıkacaksın dedim ya da ben dedim seni burada sikeceğim. Döndü arkadaşına sıktı. Çıt dedi kaldı silah elinde. Mal gibi baktılar kaldılar. Arkadaşı kafayı yedi. Sonra benim belimde bir tane bıçak vardı. Çıkardım bıçağı arkadaşın önüne attım. Herif yerden bıçağı aldı. Lan adamı bir deşti orada ama var ya. Vay 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 vay. Yani sen çok resmen iyi. Dokunmadan birbirlerine kırdırttın bunları. Ağızlarına sıçtım pezemek dedim. Beter olsunlar. Bıçaklayan oldu. Mermi manyağı oldu sonra ne olacak? Sonra mı? Sen indirdin onu. Vay be ulan. Sen var gitmek gelmek diyen adama bak ya. Bak çok şaşkınım ha. Sonra bu mevzu nereden bu çıktı? Işte bir... Bu konuşma falan. Hayır işte zaten sıkıntı oydu. Benim konuşma bozuk. Yani ben bunları yapana kadar akla karayı seçtim yani öyle söyleyeyim sana. Canım çıktı orada. Başıma gelmeyen kalmadı. Neyse ondan sonra bu muhabbetlerden sonra ben kalktım buraya geldim. Dedim artık temiz sayfa açacağız. Yeni bir hayat. Buraya geldikten sonra da işte Miko ile tanıştık. Alttan'la tanıştık. Onlardan önce başka arkadaşlarım vardı. Lan dedim bir gün yine başımıza böyle bir iş gelirse benim dedim tanınmamam lazım. Ben bir yerine bir şey yardım edeceksem ya da kendi başıma bir iş yapacaksam kimsenin beni tanımaması lazım. Maskeyi taktığım zaman ben artık cani olmayacağım. Başka bir şey olmam lazım. Yani düşünsene şimdi ben maskeyi taktım senin yanına geldim. Yo what up hadi Kadri kolları amine koyarım bak sikerim ağzına falan. Olmaz. Yani. Vay 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 vay. Vallahi büyülendim ya. Ama yani sonuçta bunların hepsi babanın intikamını almak için ha. Yok ya babamın intikamı da değildi. Ne bileyim ya babamın başına iş geldiğinde babamın yanında değildim. Cenk'in başına iş geldiğinde Cenk'in yanında değildim. Hep böyle içimde bir şey kaldı ulan hani yanında olsam belki böyle olmazdı. Belki Cenk'in yanında olsam tek başına olmasa beni kendinden uzaklaştırmasa belki şu anda Cenk yanımda olacaktı. Arkadaşım ölmeyecekti. Vay arkadaş neyse, ya. Neyse seninle dertleşmek istediğim konu da şeydi ya. Bir ara işte bu sizin sıkıntılar başladı. Hangileri? Altan'ı arıyorum. Ya vardı ya bu şerefsizler gezip duruyordu ortalıkta. Ha şeyleri diyorsun anladım. İndirdiklerimizi diyorsun. Yani en son ne oldu nasıl bitti kapandı mı kapanmadı mı onlardan haberim yok detaylardan. Vallahi kapandı diyelim. Yani bir şekilde kapattık öyle bilsen. İnşallah kapanmıştır ya. Ne oldu lan kendi yeni açıldı. Orası bu çocukları. Moteli taradıklarında ben moteldeydim ha. Harbi mi diyorsun? Hmm. Oğlum adamlar zaten herkese bulaştı anasını satayım. Mevzu büyüdükçe büyüdü o yüzden böyle herkes kenetlendi. Sen o konuyla ilgili mi dertleşecektin? Hı. Yani şuydu. Şimdi Altan'ı arıyorum ulaşamıyorum. Miko'yu arıyorum ulaşamıyorum. Can'ı arıyorum ulaşamıyorum. O eski günler geldi aklıma anladın mı? Aynı şeydi. Cenk'i arıyordum ulaşamıyordum. Sağda görüyordum, solda görüyordum. Beni uzaklaştırmaya çalışıyordu sırf beni korumak için. Oğlum ondan onu yeri sonra... geliyor biz de sevdiklerimiz için yapıyoruz. Bak ben en son bir mücadeleye girdim. Yanıma bir tane sevdiğim adam almadım. Yani diğerlerini sevmiyorum diye söylemiyorum da. İşte insan bazen öyle kararlar alabiliyor. Aynen öyle. Senin şu anki planın yolun ne yani? Sen bana onu söyle. Ben günlük yaşıyorum ya şu anda. Ha diyorsun ki ne yaşarsam. Çok uzun şeylerim yok. Alalım mı lan bunu da şey. Her şey olacağına varır. Ama ben senin böyle bu tip işlerde olduğunu hiç tahmin etmemiştim. O zaman iyi oynamışım. Vallahi iyi oynamışsın. Bizi ayakta sikmişsin ama neyse. Yani bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi olaylar bitti falan diyoruz ama bunların etkileri devam eder. Şimdi sen Alparslan Bey'i tanıyor musun? Hı hı.
Ben tanıyorum da o benim bu halimi tanımıyor. Ha tamam, şimdi Alparslan Bey çok fazla darbe yedi, tamam mı? Hem ekonomik anlamda hem adam zaten yoğun bakımdan çıkamıyor. Bu adama çökmeye birileri gelecek. Bu şehir büyük. İlla ki güçsüz durumdayken üstüne çökmek isteyenler olacak ya. Şimdi... İlla ki. Bana da emanet ettiği bir iş var. Ben o işi alnımın akıyla çıkarmak zorundayım. Ve de benim yakın çevrem bir yere kadar destek çıkabiliyor. Çünkü sayımız az. Bu yüzden güvendiğim birilerine ihtiyacım oluyor. Öyle bir durumda sana güvenebilir miyim, Johnny? Yani ben sana bu kadar güvendiysem herhalde sen de bana güvenebilirsin. Eyvallah. Yani onu söylemeye çalışıyordum. Şu an belki her şey bitti gibi düşünüyoruz ama... daha sıkıntı şeyler çıkabilir. Benim yanımda da sağlam adamlar lazım. Dostlar lazım daha doğrusu. Kendime adam toplamıyorum. Öpeyim mi diyeyim mi? İşte benim de sana söylediğim şey oydu ya. Benim seninle konuşma isteğim de bundan geliyordu. Bak sen... gelmeden önce yani şehre. Hani arada senin lafın geçerdi. Miko söylerdi. İşte Saruhan abim var benim falan diye. Abim gibi derdi. İşte Altan söylerdi. Çok sevdiğimiz bir abimiz derdi. Ve baktım ki sen bu çocuklar için değerlisin. Ben de severim onları. Eski arkadaşım benim onlar. Miko'yu özellikle çok severim ya. Miko çok oğlum, güzel. Oğlum onlar benim ya. Kardeşim. Onlar olmasa. Ben 50 defa ölmüştüm lan. İşte insanın öyle dostlarının olması güzel. Güzel tabii. İyi o zaman bir dost daha kazandın oğlum. Benim kardeşlerimin dostuysan benim de dostumsundur. Ama bir daha bana öyle kandırmaca yalan malan söyleme oğlum. Johnny misin, papa mısın? Direkt söyle ya. Ya kandırmacasından değil, insan içinde ben sana nasıl çıkayım da ne haber diye geleyim böyle şimdi yanına. Ama etkilendim vallahi, nasıl güzel yapıyorsan hiç anlamamıştım. Vallahi amaç da oydu işte. İyi sen gene de bunu kimseye anlatma, bak şehir zaten şey dolu, ağzında sır tutamayan adamla adam dolu. Bunları kimseye söyleme. Bilenler bilsin zaten... şimdi. Saydığın adamlar hep güvenilir adamlar zaten. Aynen aynen. Ha bu saydıklarımın dışında şey de biliyor bu arada. Uraz biliyor, bir de Coşkun biliyor. Oo ulan hep bizim etraf biliyormuş lan. Tamam. Yani Coşkun o güveni verdi ya. Coşkun'la bayağı bir konuşmuştuk biz. Bir de Uraz'ın haberi var. İyi iyi tamam o zaman. Bu tarafın ne olduğunu bilmem iyi oldu lan. Johnny iyi yaptın. Adın Johnny değil mi oğlum? Johnny onda bir sıkıntı yok. Ha tamam, ben Johnny diyorum. Ben Johnny daha güzel geliyor. Ya nasıl kolay bir şey oluyorsa, kolayına geliyorsa. Tamam, yakında bir sürü iş başlayacak. Dediğim gibi ortada bir yapılması gereken işlerim var. Büyük işler. Bir yandan da bana bugüne kadar yardım eden Alparslan Bey gibi adamların tepesine çökmeye çalışacak adamlar illaki olacaktır. Öyle durumlarda artık aklımdasın. Vallahi dediğim gibi benim tek derdim arkadaşlarımın yanımda olmak. Eyvallah. Gerisi oğlum ben seni çok eskiden yani. Beri tanıyorum oğlum. Tamam belki çok samimileşmedik ama bir tane yanlışını görmedim senin. Yani en fazla sağda sola saçmalarken görürsün beni. Ama benim o imajı da çizmem gerekiyor yani insan içinde. Vay be. Harbi etkilendim. Tamam hadi, evde yenge Mia bekliyor şimdi. Hadi gidelim. Bir şey söyleyeceğim. Bak Mia benim yarim, tamam mı? Farkındayım. Sorarsa anlatırım. Mia'nın neredeyse haberi olacaktı zaten de. O adada toplaştığımız gün vardı yani. Ha evet evet. O gün haberi olacaktı. O gün ben gerginlikten bir sinirden patladım çünkü orada. Şey ne taraftaydı ya? Dur ben senin makineye yani. Gireyim. Ha ya da sen yap. Ya o gün Miko ile beraber gelecektim ben. Bu arabayla Miko'yu getirecektim oraya. Sonra Miko'nun bir işi çıktı. Doktoru getirdim. Lan bir gittim. Her yer kalabalık. Millet orada can derdinde. Öbürleri orada yok. Kağıt var mı? Kağıt oynayalım. Ha harekeki gülenler. Yok survival. Sorma ya. Vallahi yatırıyordum birini o günde neyse. Zaten ben kafam atık. Ben de birilerine kafa atmamak için zaten zor tuttum kendimi de. Ondan sonra işte Altanların yanında bir patladım. Kendime geldim. O arada Eylül de vardı. Eylül de öğrendi. Mia da öğrenecekti de. O sırada bak, yanımızdan uzaklaşınca haberi olmadı. Kızcağız şemsiyeyi almış bizim için dışarı çıkmış be. Selam. Hey what's up?
İyi, sen nasılsın? İyi, beni yapanım öyle donanıyor ya. Ne haber Mia? İyiyim, sen? Bize mi çıkardın şemsiyeyi? Evet, ama bizim evin çatısı akıyor. Harbi mi diyorsun? Evet. Ulan, dışarısı daha kuruydu. E tabi, şimdi ben içerideyken bir erkek gücü yoktu, yapamadı kimse. Ben yaparım onu. İyi tamam, bizim de işimiz bitti. O zaman Johnny, konuştuklarımız bende, gerisi de bende, tamam mı? Okey okey. Şey ne durumda ya bu arada, Alperse ne durumda? Vallahi yoğun bakımdaymış, bekliyoruz işte. İnşallah. Ya bu olay olmadan önce ben bir onunla bir görüşmek istiyordum da işte sonra bir şeyler olmuş. Sonra hastane diye öğrendi ben. Sonra haber yok hiç. Ben sana haber veririm bir sıkıntı olursa. İyileşirse de veririm. Okey okey bro. Hadi Allah'a emanet bro. Teşekkürler, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ulan, gel gir altına. Girdim. Gel. Ama evde ıslak, haberin olsun. Harbi mi? Bro. Of. Ya koltuk moltuk hep batmış amına koyayım ya. Neyse kurur. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Bu kapıların altına falan havlu mavlu koyalım da salonda yüzeriz lan, bak anasını. Mia, bu evi satalım mı? Hayır. Efendim. Evi seviyorum. Romantik oldu baksana. Evet çok romantik oldu. Elime bir tane baston versen şurada sulara basa basa dans ederdim. Görmek isterdim. Bir ara yaparım öyle. Ulan hep su basmış evi ya. Ondan dışarıda durdum ben de. Siz nereye gittiniz? Ya biz dağa gittik. Yukarı sessiz sessiz konuşalım diye. Johnny'nin bir takım şemsiyeyi tut da dur kafamıza su gelmesin. Gel. Ne oldu? Johnny'nin sıkıntıları varmış da. Aa, ne sıkıntısı? Ya şimdi anlatmayayım, anlatırım ama anlatacağım söz. Ya ne ki? Johnny senin için nasıl biri? İyi biri. İyi bir arkadaş. İyi bir arkadaş, tatlı değil mi böyle hani? Zarar vermez kimseye, karınca görse ezmez bile. Yani öyle görünüyor. Ha, bir dakika, sen bir şeylerden mi kıllandın? Yo, senin şu an konuşmandan böyle sanki arkasından kötü bir şey söyleyeceksin gibi gerildim be. Yok canım, kötü bir şey söylemeyeceğim de öyle. Yani biraz sapık derin mıymış? Bir... Sapık mapık değilmiş canım. Derin bir hikayesi varmış. Sana nasıl uygun bir anda oturup anlatırım onu. Yani nasıl diyeyim? Varmış işte böyle bir karanlık tarafı diyeyim. Aa. Johnny. Evet. Johnny'nin. Hı. Yo, vapap diyor ya efendim. Bir ara böyle müsait bir zamanda biz de oturup konuşalım mı seninle? Yaz kızım. Mia ile konuşulacak. Tamam. Tamam, ne hayırdır, bir şey mi oldu? Ya amına koyayım, evin çatısını söksek daha su alır ya. Şey olmadı yani. Ben de kendimle alakalı bir şey anlatırım sana belki. Allah Allah. Müsait bir zaman olursa, evet. Anlat lan. Anlatırım. Merak değil ediyorum. Mi? En azından küçük bir spoiler ver. Spoiler. Bana bir kelime söyle, ben tahmin edeyim. Şey. Herkes göründüğü gibi değildir. Herkes görüldüğü gibi değildir. Ne? Estetik mi var? Hayır, estetik yok. Her şey mojdu. Orijinal mi? Ha iyi. Evet. Şey, herkes görüldüğü gibi değildir. Saçların orijinal değil, değil mi? Hayır, saçlarım orijinal. Allah Allah. Şey, sevgilin mevgilin mi oldu eskiden? Eskiden oldu, evet. Vay şerefsiz. Neyse. Şey, zaten ömür boyu hapiste. Müebbet mi yedi? Müebbet yedi, evet. Allah kurtarsın. Peki şey, söyle adını, başka bir spoiler ver. Şimdi ben seni çok seviyorum. Benimle alakalı her şeyi bilmeni istiyorum.
seninle alakalar şey neymiş o? Ulan bak korkuyorum ha. Hamile misin? Yo. Ulan ne hamilesi, tövbe yarabbim. Aklıma hep film şeyleri geliyor. Tam ne bilmem gerekiyor? Ben kötü birisi olsam beni sever miydin? Bir kere sen kötü biri olamazsın. Pamuk gibi insansın şimdi. Böyle insana güzel enerji veren, kafasındaki bütün kötülükleri unutturan. Yani sen benim huzur köşemsin. Sen de benim öylesin. Bak, pat diye söyleyeceğim. Söyle bakayım. Ben bu şehre neden geldim biliyor musun? Neden geldin? Polisten kaçtım. Neden? Banka soygunu. Hayda, siktir. Kim banka soydu? Biz. Kim üstüne suç attı? Eseru. Efendim. Şemsiyeyi bırakayım ben ya. Evet, yağmur dindi çatı. Evet. Ulan hep buraları kovayla şey yapmak lazım ya. Ben artık 6 ayda boşaltırım burayı. Ben çekerim suları. Bir dakika, şimdi onu hallederiz. Bırak ıslansın. Ne evet. Banka soygunu, bir anlat, anlamadım ki. Şimdi. Melih, bu ne kardeşim? Ben bilgisayar mühendisiyim ya. Bilgisayar mühendisi misin? Sana söylemiştim ama. Demek ki. Ya benim kafam çok dolu, unutmuşumdur. Evet. Unutmuşsundur. Böyle bankada kasayı açmak için bilgisayardan anlayan birilerine ihtiyaç vardı. Ha, aç geller, aç geller. Evet. Ben de işte anlıyordum o tarz şeylerden biraz. Böyle şeye girdim. Bankaya girdim onlarla. Sen şimdi ciddi ciddi banka mı soydun lan? Yakalanıyordum az daha. Paran oldu. Evet, yok. Soyamadınız ölenler mı? Var. Aa. Aslında her şey iyiydi. Kapıyı açtık. Parayı aldık. Dışarı çıktık. Dışarıda polisle çatışma oldu. Ben arka kapıdan... Şimdi sen bana diyorsun ki... Ben sana kahve yapıyorum, köfte ekmek yapıyorum, kuru fasulye pilav yapıyorum... Hı hı. Evde oturuyorum, seni düşünüyorum, ağlıyorum, örgü örüyorum. Evet. Sonra bir anda diyorsun ki ben banka soydum. Yani teknik olarak ben soymadım aslında. Ben sadece kapıları açtım. Tamam işte, soymuşsun. Aslında baktığında ben soymuş oluyorum değil mi bu durumda? Evet. Bir dakika, bunu bir sindirmem lazım. Bak, bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey yaptın mı? Şimdi söyle. Şu an her şeyi vur bana. Başka hiçbir şey yapmadım. Sadece banka mı soydun? Evet. Kızın bana. Bir nefes alacağım. Şimdi ben buna nasıl tepki vermeliyim abi? Şimdi yazın böyle bir şey olduğunu ben. Hiç umursamayayım değil mi? Zaten yani Saru da şeyin teki ya. Ama yani şu an şaşırdım da amına koyayım. Kızdın mı? Yok, kızmadım ama. Yani fırsatım hani olmadı daha önce. Keşke önceden söyleseydin. Fırsatım olmadı. Hırsız olduğundan emin olurdum. Öyle söyleyince kötü oldu şimdi. Evet, çünkü sen tek bir şey çalmadın ki. Kalbimi hiç de çaldın. Eseru. Kızım, biz de
Tertemiz adamlar değiliz, anladın mı? Tertemizsin. Ya tamam, kalbim tertemiz, senin de kalbin tertemiz ama... Olsun, en azından sen polisten kaçmışsın da... Kalbimi çaldığın için belki müebbet yersin. Sarı hapsi. Razıyım. Öpeyim mi? Öp. Bak şimdi bu kadar illegal muhabbetten sonra... Yapışıyorum. Hadi bakayım. Bundan sonra terbiyesiziz lan. Öf. Bundan sonra terbiyesizim ya. Bundan sonra banka soygunu yapıp soygun esnasında sevişen bir soru var. 8 porn doğar değil mi? ERP sorularımız yakında açılıyor. Konuşayım mı mikrofon? Bak şimdi bak. Arkadaşlar yayını farklı bir platforma taşıyorum. Dur lan bozulmasın. Dur bakayım ne tepki verecek. Alt F4 çıktı galiba. Ha iyi. Tamam bundan sonrasını devam et. Kendimi kaybettim bir an. Pardon. Ya uzun süre içerideydim ya. Bir an şey oldum ya. Yükseldim. Allah Allah, elim ayağım titredi. Tamam dur, ben bir altına arayayım. Evet ben kalkayım ben de. Sekreter falan. Alo. Dosyalara baktınız mı? Sakata geliyorduk. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, şeydeyim. Limon Otel'deyim de ekibe birilerini alıyorum. Ne ekibi lan? Oho abi, açılış var, kasino var. Ha sen güvenlik işini toparlıyorsun değil mi bir yandan? Bak sana anlatacaklarım var. Şimdi ben çevredeki herkesle konuşuyorum. Onlardan böyle küçük küçük bilgiler alıyorum. Sonra hep beraber bir toplantı yapmamız lazım. Olur, yapalım. Bugün mü yaparız? Yok, bugün olmaz artık. Sen bir yorulmuşsun gibi zaten. Ha biraz yoruldum. Enerjim yetmedi. Ya abi, bize de sekreter lazımdı. Siktir lan, hadi kapat. Görüşürüz. Malum. Piç ya. Tam bir piç abi. Mia.
Saru? Şimdi notlara bir daha dönelim. Ben defteri alayım. Hay Allah'ım, gözümden yaş aktı ya. Bir de gülüyor yapmıyor. Saru, Evet, yavaş. buyurun Saruhan Bey. Evet, şimdi Johnny'nin üzerine bir çizik atalım. Çizdik. Yanına bir parantez açalım. Açalım. İş yazalım oraya. İş yazdık, evet. Ondan sonracığıma ne kaldı? Şimdi kontrol ediyorum. Evel'la ben ilgileneceğim yazmışsın. Onunla ben özel ilgileneceğim. Başka bir şey yok işte, Kesin bir şeyler yaz. falan var. Kesin yaz. Tamam Bunlar. tamam liste aklımda zaten benim. Ha, iyi. Bir kontrol ettim bakayım yazmış mısın diye. Tabii ki de yazdım. İşimi iyi Evet. yaparım. Ben de işlerimi iyi yaparım genelde. Şu kasino açılsın da o zaman gör bak nasıl çalışıyor Saru. Oo. Çalışkan birine benziyorsunuz Saran Bey. Evet, yani bütün bu milyon dolarlık servetim yoğun çalışmalarımdan dolayı. Mütevazı olduğum için dandik arabalara biniyorum. Yoksa eski arabalarımı bir bilsen. Sana bir şey Şu söyleyeyim mi? efendim. Beş parası olsan da severdim seni. Plastik bardağında çay içerdik, değil mi? Verdik tabii. Çadırda da yaşardık. Ama şimdi mis gibi yatağımız, mis gibi evimiz var. Hiç gerek yok öyle zulümlere. Araba demişken ben arabanın motorunu şey yaptım, yazılım attırdım. Araba var ya, uçuyor. Hızlı mı gidiyor? Üf. Harbin bakayım mı? Baksana. Garajda İlk mı araban? kazamı da garajda, ilk kazamı da yaptım biliyor musun? Allah Allah, bir şey oldu mu sana? Yo, ben iyiyim de Tarkan'ı diğer tarafa gönderiyordum. Aman bak dikkat et, o çocuk iyi bir çocuğa benziyor zaten, ölmesin. Evet. Şey, notlara bir şey daha ekleyebilir miyim? Ekleyebilirsin. Tarkan'ı bir araya yemeğe çağırabilir miyiz? Tarkan'ı çağır tabii, çağır, olur mu böyle şey? Ya ben hala Tarkan biliyor mu banka soyduğunu? Hayır. Bunu kimse bilmiyor. Yani kimse değil. İki kişi daha biliyor senden başka. Benim tanıdığım birileri mi? Annesi Ahu. Ağu'yu anlattın bana anlatmadın mı? Sarı, fırsatımız Ağu'yu olmadı. anlattın bana anlatmadın mı? Sarım, fırsatımız olmadı. Ağu'yu anlattın bana anlatmadın mı? Sarı. Tamam, üstüne gelmeyeceğim. Fırsatımız olmadı. Araba garajda mı? Garajda deneyecek misin? Evet, gel bir binelim. Ya bırakıyorum bunu. yorulma çanları bu. Kavga sebebi bu arada. Ama bak uçuyor. Haberin O olsun. kadar mı hızlandı lan? Ben o Dur. gün müziği de açtım. Oo, ben de açarım şimdi. Ben şu benim arabayı garaja sokayım, geliyorum. Tamam. Kır camı. Ha, ama cam yok zaten. İyi misin Selim? Zikra. Zikra. Biz iki güncelleme yapıp altı tane şeyi bozuyoruz amına koyayım. Nasıl olacak bu iş lan? Serhan Bey. Şimdi aracı garajdan çıkartıyorum. Serhan Bey, lütfen bir saniye bekleyin. Buyurun. Notlarıma bakıyorum hemen. Sanırım vergi gelmiş olması lazım size. Vergi ödeyin ki sinirlenmeyin aracı çıkartırken. Ha, bak iyi hatırlattım. Ben içerideyken bu vergi... Anasını. İsterseniz ben Ben çıkartabilirim. 15 dakikaya geliyorum. Arabayı ben alayım mı? Vallahi al şunları sonra öderim ya. Sen garajdan çıkar arabayı, ben bekliyorum şeyde. Azar yedim mi? Azar yem... Ha, bak ödenmemiş vergiler varken evimin, kendi evimin garajına araba koyamıyorum. Devlet beni izliyor. Diyor ki sen evine arabanı koyamazsın diyor.
Vergilerini ödemen lazım diyor. Bu biraz mantıksız kalıyor. Hazır mısınız Serhan Bey? Bu kadar hızlandı mı ya? Yani bana çok hızlı geldi. Deli gibi gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Emniyet kemerimizi takalım. Hı hı. Arabayı almadım zaten. Öyle müzikli kullanınca daha bir şey oluyor. Öyle mi? Dur bir müzik şu telefonu bir bağlayayım da ben. Bağla. Beden değil gönlünüzün alçak. Sular diyeyim o güllerin bir gecede solcak. Biterim gençliğini koru ya Resulü. Otur adam gibi ne yap... Ya sikerim senin gibi NPC'nin amına korum ya. İyi misin? İyiyim ben, iyiyim. Ya öyle bir dön... Benim takılıyı da adam... Adam... Amına koyayım. Ulan bayağıdır araba kullanmıyordum ya. Senin arabanın önü... Dur şu diğer adama bakayım. Devam et. Ne abi nasıl edeyim amına koyayım. Arabayı boş ver. Aa böyle bir... Gördünüz değil mi? Dümü. Kardeş iyi misin? Senin direksiyonu kırdığın anın... Yedi ceddeni sikeyim. Alo. Lan bayılmış bu. Bayılmış mı numara mı yapıyor? Şişt lan numara mı yapıyorsun? Oğlum bir de ben vurmam lan. Dur Serum bir dakika izin verir misin? Ben onu ayıltırım. Ne yapacaksın? Bana bak pezevenk in arabadan. Serum adam galiba bayılmış. Ulan dur bir nabzına... Sen bin arabaya bin. Namussuzluyor sana. Şmiya. Evet. Ölmemiş, ölmemiş. Atla atla. Dur bekle. Ambulansa mesaj atıyorum. Ambulansa bir mesaj atıyorum. Ulan pezevenk beni de öldürüyordun ya. Ambulansı beklemeyelim kaçalım. Ambulansı. Ne denir lan buna? Telefonu çıkartır ve... Hayır hayır. Acil servis diyesim var. Hani 911'in bağlantılı acil... Telefonu çıkartır ve... acil durum bildirimi yapar. Can arabayı sikme oldu mu? Sen iyisin değil mi? Ben iyiyim de senin araba biraz gitmiyor. Gitmiyor mu? O zaman şuradan mekaniğe. Kapını göremedik arabanın. Helal de daldı çocuk önüme kırdı. Çok kötü kırdı ama ya. Ne derdi varsa. İnşallah bir şey olmaz çocuğa neyse. Olmaz olmaz. Dur bakayım. Evet. Kim lan? Alo. Sedat nasılsın? Oğlum bak bizim mahallede bir kaza olmuş bildirimi geldi mi sana? Ha geliyor mu? Tamam tamam ha o bu bizim mahalleden çıktı o. Bir bak bakayım çocukla ilgilenin ya. Ha gördüm uzaktan çok üzüldüm amına koyayım. Kaza yapmış bayılmış mı neymiş konuşuyorlardı. Canım benim hadi Allah'a emanet. Tamam geliyormuş bizim arkadaş. NPC'ye de bu kadar iyilik yapılmaz amına. Şeye girsene bu bizim mekaniğe götürelim. Tamam. Ama şu an var ya, bunun hızı çok iyi ya maşallah. Bu şekilde mi? Evet evet, sıfır kaza riski.
Yani böyle yavaş gitmek daha iyi aslında. Dur bakayım biraz kökleyeyim. Aa aldı aldı gazı aldı. Dikkat dikkat dikkat. Araba bozuk. Lan bunun frenlerine de bir şey oldu Mia. Saru. Şey yokuş. Dur dur. El freni. El freni çek dediğimde çek tamam mı? Tamam. Çek. Çektim. Oh be ulan durdu. Ver. Bırakları yaptıracağız galiba. Sarım. Lan efendim. Sen bir gerildin mi şöyle kolların falan kasılmış. Ya evet kasıldı seni kaldırdım ya ağır geldin helal Duan. Bir de bayağıdır çalışmıyordum. Kollarım hep... 50 kiloyum ne... Hayır yani ağır geldim dediğim işte o çok hızlı attım ya şeye. O kollarım damar damar üstüne geldi boyundan itibaren. Ha, masaj yaparım geçer. He tamam. Tövbe yarabbim. İlgileniyor mu çocuklar? Ha, çırakları şey yapıyorum. Arabaya bir şey yapsanıza ya. Pastacıyla bakın bakın. Yok o an oğlum hasar almadım ki. Aynen. Biz emniyet kemeri takılıydı işte. Orada böyle bir incürt yürüdüm incürt. Vay be Boragini buradan çıktı be. Yarın Boragini'ye akarız. İnşallah. İnşallah. Az önce arkadaşlar yarın Bora ile giremezsen alınmayın tamam mı? Sikmişim serserili. Allah Allah. Hey Sarım. Efendim. Çıraklara buradan patronu para vermiyormuş. Yapmayız biz dediler. Diğer mekaniğe gidelim mi? Vay yavşaklar gidelim. Hı. Tabii giderse. Zikra mekaniğin parası bitmiş. Alo. Diğer mekanın yerini biliyor musun? Biliyorum. Şimdi biraz da diğerlerine rol pası yapak. Ya rol pası demek bu değil tabii de yani işte muhabbet edek işte. Bak gene fren boşlarsa çek el frenini. Tamam ben tutarım. Hatta tutayım. Abi yarın kaç gibi açarsın yeni? Bak 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 yorumlara bak hani. Yayın açacağım kesin. Kaç olduğunu baskısını yapıyor bana bak. Lan sizin ben var ya aklınızı yerim ha. Sizin o psikolojik baskınızı yerim ha. Abi yayın yarını 6 gibi mi açarsın yoksa yine 9 civarlarında mı? E oğlum yayın var mı kesin değil. E abi öyle söylemedim fakat. O çok fazla siren sesi var. Vallahi şu an gayet ayarında gidiyorum. Işıkta geçmeni saymazsak gayet iyisin. Boşver frenler, frenler tutmuyor frenler polis artık idare eder bizi. Abi istemek de değil gerçekten yarın çok işim var ama Bora için böyle bir 2-3 saat belki ayırabileceğim zaman boşluğu bulurum sözümü tutarım sıkıntı yok 2 saat bile olsa sözümü tutarım. Ben de Bora ile oynamak istiyorum çünkü bir sürü rol pası var abi orada. İnsanlara para vereceğiz. Yeni... Çok cafcaflı bir arama biliyor musun şimdi gittiğimiz yer? Harbi mi? Hı. Şimdi geçsek biraz olmaz abi şu an. Biraz da pahalıya yapıyorlar ama. Yoruldum. Evet burası. Selamünaleyküm. Beyefendi. Selam ne haber? Selamünaleyküm. Oo Saru abi ne arıyorsun? İyi valla diğer mekanikte işler kesatmış galiba. Buraya getirdim aracı. Abim hoş geldin. Buyurun alayım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ne o efkar mı yapıyorsun arabada? Yok ya takılıyordum ben. Ha iyi. Dur bir aracı sokayım. Yalnız bak ya. Frenleri tutmuyor. Bazen el freniyle destek atıyoruz. Tamam, abi sağ ol ben alayım yavaş yavaş istiyorsan. Hadi sen al sen.
Mia abla buyur sen de. Selam. Kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sana dükkanı gezdireyim. Öf. Ulan burası ne cafcaflı mekanmış ya. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Köfte ekmek hoş bulduk. İkram edelim hemen. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Köfte ekmek pek ikram edemeyiz gibi. Dur getireyim ben dur. Oğlum tokum zaten lan Allah razı olsun. Valla. Ne Bay zaman? Tokumu var abi. Dur açın açın. Ne bir şey söyleyeceğim. Ne zaman aldınız burayı? Abi bunu alalı bir hafta oldu. Şöyle diyeyim. Aramızda artık aramızda site kalmaz. Şehri biliyor. 1.750'ye aldım burayı. Kaç aldın? 1.750 abi. Abi günlük kazancımı söyleyeyim mi? Ya başlama o şikayete şimdi ya. Ne kadar kazanıyorsun günlük? Yok bu kadar abi hiç. Ha iyi olsun bak ne güzel mis gibi mekanın olmuş ya. Vallahi artık 25 dolar vereceğim ben buraya burada kalıyorum işte. 3 milyonum olsa veririm. Bakabileceğim mi? Ya bakayım abi hoş geldin. Abi şöyle diyeyim hesap ettim 4,5 yıl sonra Ramazan ayında paranın yarısı çıkıyor. Oho iyi lan iyi güzel bereketli yermiş. Gel gezdireyim sana yukarıları. Gezdir bakayım bir. Mia geliyorum ben. Bak anlatayım istiyorsan tanıtayım abi burada sana. Tanıt bakayım. Burası tamir bölgesi. Geldim kardeşim. Tamam. Şurası tamir bölgesi. Oh. Bir de bura var orası farklı o tamir. Şş, bir şey söyleyeceğim. Sen düğünde aldığın paralarla bir mekanda açarsın ha. Düğünde ben 73 bin dolar kazandım. 5 ulan tane bir de oturup kuruş kuruş saydın mı lan? Evet tabi tabi biz onları hala şey yad ediyoruz. Öyle bir şey duydum sanki. Allah Allah. Evet ya, devam edelim. Var. Yukarısı var abi. Çekil abi çekil. Buraya nasıl bir tane garaj grubu kuruyoruz. Müzik aletlerimiz var. Burada müzik yapacağız. Burada böyle halter maç sen seversin. Fizik fenasın ne? Şurada iki spor yaparsın. Spor yaparım tabi lan. 50 kiloya kadar rahat kaldırabiliyorum. Ya bayağı iyi ya. Bench press değil. Tabi lan tabi göğüste 50 ile başlıyorum. 80'e kadar gider o. Opsiyon çok fenasın ya. Biz bunlarla Ramazan davulu çaldık dün de biraz dövdüler bizi. Mane falan okudum ben. Bunu sırtladı Caner. Caner bu davulu sırtladı. Davul çalarak gezdik motorun önünde. Ben de mane okudum. Bir yerden para aldız işte ne yapalım. Çalışıyor mu lan bu mikrofon? Biraz ekoludur abi o. Öyle mi lan? Lan! Dur ekoyu açayım biraz. Şu an sesim nasıl geliyor size? Abi şimdi dene. Ses deneme. Eko artmadı lan. Bir. Artmadı mı? Bozuk o zaman. Tövbe tövbe. Yapacak bir şey yok. Allah Allah. O bunları yaptıracağız. Bunlar ikinci yeri zaten ya. Ya iyi bunları yaptırın da bir ara geleyim şarkı söyleyeyim. Gel gel. VIP'yi göstereyim sana. VIP mi? Göster bakayım. Bir VIP mekan ettim buraya. Bozulmuş şey. Voice mod. Tor abi 250 dolar bir tamir ücretimiz var. Tamam kardeşim. Tamam. İban'ını alayım ben sen. Abi 219. Mia bağcılara mı bağladın? Evet evet. Gel abi. Baba yürüyüşe bak yürüyüşe bak. Saran Bey ben numaranızı alabilirim. Numaram mı? Vereyim. Daha önceden vardı da numara. 626-53-18. Ama bana mesaj at tamam mı? Tamamdır atıyorum şimdi. Eyvallah. Bu şey var ya birazdan özel konuşurum şuradaki dakika. Siz gezin de. Tamamdır. Tamamdır ben bekliyorum. Oğlum ben de bu mekana 2 milyon verseydim aynen böyle yürürdüm bak. Tam bu o yürüyüş değil mi? Götü girdi. Oğlum almak için çok kaşınmışsın sen. Kaşınım kaşınım. Abi burası VIP bölümümüz. Burada VIP özel araçlarımızı tamir ediyoruz. Bir de bay, bir yer bay. Var. Bayağı bir genişmiş ya. Fena fena. Buraları ben 3 günde bu kazıkları tek tek çaktım buraya. Harbi mi? Ucuza bile almışsın ben sana diyeyim. Yerler yaptım. Tabii tabii. Abi burası var. Burada böyle kötü kötü arabaları tamir ediyoruz. Böyle acil durumda anlarsın ya. He anladım. El altından. He. Fatura matura yok değil mi? Yok abi ya. Abi bu biraz vizyonsuzluk oldu. Fatura gibi işler için değil o daha çok. Ne demek lan? Bana vizyonsuz mu dedin sen? Hayır abi. Adam öyle anlattı bize. Biz ona vizyonsuz dedik. Sen anlatınca mantıklı geldi. Harbi fatura kaçırmak için kullanıyoruz biz abi orayı. Bir de buralar var işte. Burada ışıklar mışıklar var. Öyle.
Buraya da köfte ekmek getiriyoruz. Ha, oraya köfte ekmek getiriyoruz. Şuraya sandalye atıyoruz. Oturuyoruz burada. Vallahi siz işi çözmüşsünüz oğlum. Ne güzel işte. Sıcacık bir ortam. Vallahi Yeşilçam filmleri gibi. Güzel oldu. Kaç, ya. Kaça tamir ediyorsunuz bir arabayı? 200 lira. Tamam. Ya iyi lan. Köfte ekmeği ne kadara satıyorsun? O ikram. Bir şey düştüm hatta, bir futbol. Ha, ikram. İyi. Ya abi, getireyim mi? Halloldu mu araba? Arabayı hallettik mi abla? Emi abla söyledi. Tamam oğlum, ne parasını ondan almadın değil mi? Bir de arkadaş, abi ya, arabayı silelim mi? O verdi abi. Oğlum Allah Allah ya. Arabayı silelim mi? Hadi bir silelim. De sil bakalım. Araba başla. Hadi başlıyoruz. Sol, sağ kapı bende. Kaput mu bende? Kapı kaputtan bende. Başladım ben. Oğlum. Abi kaput bende. Oğlum siz parasızlıktan ne yapacağınızı şaşırmışsınız lan. Abi bezlerimiz daha gelmedi. Ha, bez mi gelmedi? Bak yine hep bana şey yapıyor şu an ha. Laf ben sokuyorlar. Kaput bende. Sistem koymadık ya onları. Sen de aynı tamam. Anda sen koyacaksın. Aracını bak ben. Ya al, ya al, oğlum. Al. Şu an dilim tutuldu bir şey. Raporlar kaldı. Ulan ne yapmasın ya? Gerçekten yalamıyorsunuz ama. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Alnının teriyle değil götünün teriyle araba içinden evet, ilk defa görüyorum. Tebrikler. Abi biz hem alnımız hem götümüzle para kazanıyoruz. Abi işin kötüsü kaşıntı yapıyor biliyor musun bu? Evet ya. Biskolata müzisyen misiniz abi? Daha hiç olur. Yok. Evet evet. Push me and just touch me söylüyoruz biz yaparken. Satisfaction değil. Ha. Tabii satisfaction. Vay ulan ya. Neye buyurun? Yani buyursunlar satisfaction söylüyorlarmış. Ya hadi müzik eşliği de yapın bakayım. Evet evet. Hadi yapalım. Aa. Evet. Yo yo bekliyoruz. Satisfaction olunca köpük giriyor biz onu. Ha tamam lan boş ver sonra açarız. Biz onu açmadık içimizden sıyrıldık. Ha kalabalık değilken yaparsınız onu. Tabii tabii utanıyoruz tabii biz biraz utangacız belli ya. Bayağı utangacız. İyi tamam şimdi araba halloldu mu? Abi, tamam. Hemen geliyorum sarı. Tamam ben de, gelin bakayım şöyle siz. Oğlum size besmez getirmiyorlar mı? Yok. Yok abi. Abi sana bir şey anlatayım mı? Geçen gün yolda araba kaldı. Anam avradım olsun. Motorini oradan buraya ittim arabayı. Bizim çekicimiz de yürüyerek ite ite 4 saatte buraya getirdim. Allah Allah. Tamam neyse. Bizim buradaki aletler nasıl biliyor musun abi? Mesela İngiliz anahtarı iddia bayilerindeki kalemlere bildiğin iple bağlı. Bizim aletler iple bağlı abi. Buradan çıkartamıyoruz dışarı. Kaç param var? 2200 başka da param yok amına koyayım. Çalıyor yavşaklar çünkü. Cüzdanında $2,200 bulunmaktadır. Oğlum bak yeni içeriden çıktım çok param yok. yok abi. Abi yok canım. Ya aş olur mu lan öyle şey Allah. Abi, olur mu lan? Abi, hayır hayır. Allah'ın hani, abi. Ben götüyle araba silene elimde ne varsa veririm. Abi o zaman yok yok abi yok valla yok. Hani 2 milyonla mekan almış adama bu koymaz da işte. Yok yani. Şu an abi cebimdeki paradan daha fazlasını verdim. Tamam onu bak çocuklara da dağıt tamam mı? Sonra ben gene gelirim. Onların maaşı 1 dolar abi. Abi maaşı bizim 1 dolar. Ya. Abi çok katanıyoruz. Oğlum arada bir gelin bak Mia köfte şey yapıyor. Kuru fasulye falan yapıyor Allah aç kalmayın. Allah aşkına. Abi siz sanayi meremeyle konuşuyoruz artık ya. Hay Allah'ım ya. İyi yemeğe beklerim bir gün. Hiç merak etme abi. Gelelim mi şimdi? Şimdi çok açız abi biz gelelim mi? Şimdiden gelsin. Ne olur gelelim mi abi? Ellemeyin lan. Ellemeyin oğlum. Bana bak. Harbiden indiririm lan sizi. Tamam abi sevgi. Dur yengeme sorayım ben. Yenge. Yenge sizin evde yemekler pişti. Kalk. Kuru fasulye pilav pişti. Pilav. Almadı be. Ne olur. Gelin tabii. Tamam. Hadi. Ulan Sarı dur lan bekle. Biz size gidiyoruz. İyi hadi gidelim. İyi de. Ray dedik. Beklemeniz lazım. Şişt lan bir şey söyleyeceğim. Siz ben iki tabak yedim. Tencerede kaldı mı? Onlar bana evde ne yemek vardı diye sordular. Var mı diye sormadılar ki. Ha oğlum adam gibi sorsanıza. Var var dedi. Var dedi. Bize var dedi. Allah ben var demedim ki. Sizi bir yer. Evde hiçbir şey hayır. Yok. Hayır. Bir hemen geleceğim yanına. Evde. Ne oldu lan? Yok. Ya biz zeytin 3'e bölüp yiyoruz şu an ya. Alışverişe çıkacaktık çıkmadık tabii. Ama bir gün sözümüz bir olsun çağıralım. Bir verince buraya. Tamam. Caner çekirdeği yedim ben az önce tutayım onu. Dur bir dakika bizim araba nerede? Bu araba kimin Mia? Abi bu araba Ender'in
Ha iyi o güzel arabaymış. Gelelim. Sen evet, bir bizim evet. arabaya gel de bir bizim markete uğrayalım gel. Evet geliyorum. İstersen bunu Ramazan evde aklıma. Aa Ramazan evde aklı. Götür. Kutuma lan bir lan getireceğim lan. Abi Nutella diye bir şey var. Tamam lan bekleyin getiriyor. Bekle bekle geliyor şimdi. Ramazan evde aklı giriyor. Ha. Kafama yemiştim ondan bir tane ister misin abi? Coşkun da yatmıştım sen. Ramazan evde aklı. Yok kafama Nutella kutusu attı abi direkt. Sen ne attın? Kafana su vurdu kafam. Sen ne attın ona? Geriye yapıştım ne yapayım oğlum? Oğlum bıçak atıp satın atman lazımdı senin de. Beni sen doğru bir telle... Bir dolar kazanamadım diyor da. Hemen bakayım. Bir dolar kazanamıyoruz diyor. 2 milyona mekan almayacağım buna koyayım. O 2 milyon alana kadar ne yaptın acaba? Ya Mia ben çok üzüldüm lan bu çocuklara. Neden? Ya adamların ağzı kokuyor açlıktan. Lan göt teriyle araba mı silinir lan? Şunlara iki lokma bir yiyecek miyecek alalım da akşam olur. Karnları tok yatsınlar. Tamam. Dur geliyorum hemen. Bende nakit var. Ya bırak Allah'ını seviyorsan. Ya bir şey söyleyeceğim. O zaman ben de yatırayım bunu. Yatırayım. Üzerimde parayla geziyorum. Kemerim taktı imot mu attı görmedim be. Takmışız gibi. Uff. 2 milyona mekan almış, param yok diyor. Biz amına koyayım 27 bin dolarla... Fazla bir şey değil ya, 25 bin yatıracağım. Bacım bana oradan bir... 2 milyonun içinden... Şaka yaptım. Mekaniğe gideriz, bir şey olmaz. Tamir edebilir mi? Bilmem, çocuklar valla yoktan var etmiş. Ne yapacaklar, beni de mi popolarla silsinler? Ha oldu. Sen dedin mekanik diye. Bu arada sen bu araba hızlanmış diyorsun ya, yavaşlamış lan bu. Emin misin? Kaç paraya taktırdın çipi? 63 bin dolara. Olmamış mı? Yok çok güzel olmuş ya. Vallahi 63 bin dolarım olsa ilk yapacağım şey çip taktırmak olur. Dalga geçiyorsun. Geç bakalım. Asla öyle bir şey yapar mıyım ben Miyam? Ama sen daha uzun yolda görmedin. Ulan dur. Yola çıksan. Adamlara alışveriş yapmadık. ...220-230'u görüyor bu arada. Harbi mi? İyi görüyormuş. Hı. Parkanın arabaya ben önden bir pit atmışım. Yana doğru. Adamı gönderiyordum. Ne yaptın? Arabayla mı vurdun? Evet. 3 tane polis arabası geçtim. 4.'ye vurdum. O da Tarkan çıktı. Allah Allah. Evet. İyi. Tanıdığa gitmiş. Ben de hastanede bendim dedim ya. Şimdi... Reis sen oradan bize... şu kurabiyeler taze mi? Ver kurabiye. Ha şu paket kruvasanlardan da ver. Tamam. Bu çocukların enerjisi de bitiyordur. Tamam ondan da ver. Kola ver. Başka ne yer bunlar? Dur sağlıklı yağ alsınlar. Kuru yemiş tabağı da ver. Ondan sonra... Çikolata ver. Başka bir şey alayım mı Mia? Yo bence yeter. Ekmek de ver, su da ver, tamam. Onları bir poşete koy da. Kurabiye 5 tane. Paket ne amına koyayım? Kruvasandır bu 5. Enerji 5. Kola 5. Kuru yemiş 5. Arabada çanta var mı Mia senin? Var. Getiriyorum bekle. Sana zahmet bir getirir misin? Bu adamın poşetleri taşımaz bunları. 5. Satın al. Öğleden biri yeterli stok yok. İyiyim. Soru programına geleceğim mi? Kim lan o? Soru programı. He. Ne ya? Kim o lan Memiş mi? Sahura doğru işte. Saat 3'te. Sahur? Sahura doğru. Maske. Maskesi. Memiş mi?
Merhaba. Abi selamun aleyküm. Yemek var mı ya burada? Oğlum ne oluyor lan? Vallahi ne bereketli marketmiş. Serdar amca. Efendim. 50 kuruş var sana tırrenk. 50 kuruş mu istiyorsun? Evet. Oo Saru. Alo Bahattin abi ben şeydeyim bak. Hadi gidelim. Oo selamun aleyküm. Aleyküm selam çıkmışsın. Nasıl stok yok lan cesur? Vallahi çıktık kurtulduk ya. Çok şükür. İyi bari ya atlattık değil mi sıkıntı yok. Teşekkürler. Ne istiyorsun ben veririm. Atlattık dur bir dakika. Ulan şu cüzdanın içinde. Ulan Melody sen var ya. Eyvallah. Hadi adam kaldıracağız daha yürüyün haydi. Al kız çikolata mukolata alırsın. Ne kaldıracağınız? Eyvallah. Adamı sikeceğiz birazdan. Kız düzgün konuş velet. Ulan ne sik ne oluyor lan? O adamı sikmeyeceğiz. Saçmalıyorsun saçmalıyorsun. Geç kız arabaya bir yürü. Şehir turu atıyorsun. Yürü arabaya. Allah Allah. Hadi size emanet kızlar. Haydi. Kız gel buraya. Yürü kız. Tamam ya sıkmayacağız döveceğiz. Senin ağzın çok bozuldu ha sıçacağım bacağına evet, senin. Gel buraya. Tamam tamam özür dilerim sıkmayacağız döveceğiz. Atama değil anasını sikeceğiz düzgün. Ya bu gençliğin... Sarramca anasını sikecekmişiz. Melody sana buradan tokadı bir koyarım yemin ediyorum arabaya kadar uzarsın ha. Yarın öbür gün çocuğum olursa böyle olmasın lan. Benim böyle bir çocuğum olursa... Klozetin içine kafasını sokarım, ayağımla bastırırım, sifonu çekerim. Üstüne de sıçarsın değil mi? Dur bekle şu şeyleri. Yani. Kaptan şunları bir çantaya doldur ya poşetleri. Eyvallah. Hadi gidelim. Yazık çocukların. Görüşürüz. Bay bay. Ağzı koktu vallahi. Ama bir düşündüm de insan kendi çocuğu olsa yapamaz galiba ya. Ya tamam da yani bu kim yok, öğretiyor ki bu çocuk? Böyle olmaz. Terbiyesiz şeyler söylüyor ya. Yemek banka soydun ha. Daha önce anlatmadığım için özür dilerim. Yani bir daha bana sakladığın bir şey duyarsam kalbini kırarım. Senden bir şey saklamam. Hep bildiğin işler diğerleri. Hop. Aman dikkat et. Ama... Ben inanmam. Usta müsaade et. Hop buyurun hoş geldin. Temizlik arabayı yapamadınız. Kesin arabayı. Usta psikoloji hanım 10 dakikaya haber edecek bana. Tamam okey. Oğlum ben bak şu sırtımdaki isterseniz. Çanta su. Merhaba nasılsın? Ne yaptın Saran? Sattın mı diğer yeri? He, yok ya devam da şimdi arkadaşlarımız yer açmış geliyoruz arada buraya da. Oo iyi yapıyorsunuz helal olsun lan size. Bana bak bir sürü şey aldım sular kolalar çikolatalar. Gel Allah şunları aşkına. Şu köşeye koyalım da bir iki gün tok gezin lan. Allah aşkına. Çikolata mı ya? Canavar zeytin atabilirsin lan. Abi zahmet olmasın. Yok lan olur mu öyle şey? Allah razı olsun. Depodaki son patatesi götüme soktum ben. Onun hikayesi farklı ama dur. Onu yiyeceksin oğlum. Fiti. Tövbe psikolog tövbe. Dedi. Psikolog patates fitil dedi sana. Hop hari. Lan bağırma hop, lan. Bağırma. Eyvallah abim teşekkür ederim. Dur lan önce vereyim şunları. 5 5 Bak o çantaya iyi bak içinde her şey var ha. Abi şimdi sen varken bakmayayım. Şey senden sonra ben açarım çocuklara veririm. Bak sağlıklı yağ falan alın diye kuru yemiş mur yemiş de aldım. Allah razı olsun. Allah razı olsun abi. Oo bak onu da ek dur bakayım. Üstümde başımda bir çikolata falan kaldı mı sıkıştırdım ceplerimi oradan marketten çıkarken dedim bizim çocuklara götürüyorum. Adamlar Allah açmış. Allah razı olsun abi.
Ha. Oğlum mıncıklama lan. Allah Allah. Yok tamam kalmadı üstünde neler, bir şey. Neler var burada olsun. Oğlum, abi cebin ya? Yırtılmış haberin olsun. Ha cebim yırtılmış. Abi Allah razı olsun. Çok sağ ol. Ya da afiyet olsun. Bana bak lan. Ben bundan sonra araçlarımı size de getiririm ha. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz abi. Bizim abi, şekilli farlarımız geldi sen biliyor musun? Şekilli far mı? Ha. İrenkli. Nasıl bir şeymiş o? Abi irenkli işte yakıyorum. Ne renk istiyorsan o irenk olur. Var mı örneği bir yak bakayım. Abi onlar da şöyle. Defolu çıktı onlar. Onların yeni serisi gelecek. Stoklarımızın gelmesini bekliyoruz. Parlar, kaç yakıyorum. Yakıyorum abi ışır ışır her yerde. Kaça satıyorsunuz onu? Abi işte bakalım müşterisine bağlı. İyi ben size müşteri bulurum. İşte stokları bekliyoruz abi güncellenmeleri. Tamam size bez işlerini falan da çözdüreyim. Bizim yağları söyleyelim de evde mevde kullanılmadık var bezler varsa. Var mı abi? Mutfak çok iyi olur ya. İşte getirsinler. Vallahi Allah razı olsun. İyi hadi gidiyorum ben. Abi şunu ne yapıyorum ben abi. böyle yapıyorum hep. Ne o? Sileyim seni şöyle. Tamam baş oğlum başla. Allah Allah. Vallahi alırım İngiliz anahtarını vururum bak ha. Alamazsın abi bağlı. Bağla abi. Çalmasınlar diye bağladınız mı lan? Çalmasınlar aynen abi. Ama Allah'a hadi siz de Allah'a emanet. Tamam abi 5 dakikanızı al. Geldim. Şöyle. Aval. Lan Trabzonlu. Kimler gelmiş? Oo kardeşim. Dur bir 2 dakika bir dışarıda bir konuşup geliyorum. Bırakayım ben de. Yalnız abi hoş geldin. Bitmiyordu. Bitmiyordu konuşmacalar. İyi bugün bayağı bir şey konuştuk ama ya. Bir bağcığınız çözülmüş herhalde sizin. Amına koyayım o bug'ın. Bugün Kuntigin'le tanıştınız Saro. Ha ufaklıkla mı? Haha ufaklıkla. Tanıştık. Şimdi ben onun babasını, dedesini falan tanımam. Ben tanıştık burada. Konuştuk bazı şeyleri. Ben önceden polistim ya biliyorsunuz. Evet. Tanışmıştık. Ateş benim ismim. Biliyorum. Kuntigin işte babamı öldürenler falan vardı. Nevzat diye dedesi varmış herhalde. Ben bilmiyorum onu. Bu olayı iyice yeşiliyor. Kazino'da çatışmada öldü kendisi. Ben oradaki operasyonunda bulunuyorum. Orada öldü. Bugün işte hani kendisi de biliyor neden öldüğünü. Bu olayı eşeliyor. Yani Altan Bey'le de görüştüm bunu biraz da. Biz konuşuruz. Hmm. Hani sizin de bilginiz olsun. Bu olayı eşeleyecek. Ya ben olaylara çok hakim değilim ama ne istiyorsun? Yani? Çocuk i̇şte, başını belaya sokmasın mı? İşte ben de sokmasın diye düşünüyorum hani neden öldü diyor, kimle öldü diyor, kimle çatışıldı diyor. Biz ne yapsın garibim? Tabii öldü. Ben haberleri aldım. Aynen haberleri aldım şimdi o şey olmasın diye mi söylüyorsun hani polislere karşı böyle bir bilenmesin diye mi? Yani çünkü biliyor çatışmada öldüğünü. Bir de şöyle bir şey var. Hani polislerin öldürdüğünü öğrendi. Ben söyledim hani çatışma çıktı böyle falan diye. Kimi koruyordu da öldü dedi. Neden öldü dedi. Yanındakiler niye ölmedi gibisinden bir şey. Hani. Yanında birileri mi varmış? Ya yani oradaki adamlar hani Remzi Dayı ile Kuntegin oradaki çatışmada öldü. Orada çatışmada bir kaçanlar da vardı biliyorsunuzdur belki. Allah Allah. Belki öğrenmiş. Ya olayı bir yani duyduk tabii kulağımıza hep geldi de. Ha işte duyduk, bizim yani kulaktan kulağa yayılmış. Yani ben bu çocuğun başını derde sokmasını istemiyorum. Çocuk üst değmenmiş Türkiye'de. Buraya gelmiş bu olayları eşelemek. Allah Allah. Dur ben onunla bir konuşacağım. Kaç yaşındaymış o? Vallahi benim yaşlarda herhalde. 26-27 yaşlarım. Tamam ben bir onunla tanışacağım. Bir oturup konuşacağım zaten. Ya, aynen. Başını belaya sokmasın çocuk yani. İyi çocuk. Ben bayağıdır... Bana da öyle geldi tertemiz. Bir de hakkı da şimdi babasının tabii kanına koşmuş yani. Olur öyle de. Aynen aynen. Bana da. Ben işte onun başını belaya sokturtmam. Aynen. İyi olur yani. Tamam eyvallah bilgilendirdiğin için. Allah razı olsun. İyi hadi kaçtım ben ıslanacağız valla. Görüşmek üzere dikkat edin. Sağ olasın. Bayağıdır görmüyorum Kate'i. Oğlum yanında birileri. Ya çok sevindim. Tamam konuştuk. Saro abi bizde bir tane bilet fazla var paintball için. Boşa gidiyor vereyim mi? Bir tane mi iki tane mi? Bir. Saat kaçta? 10 dakikası kaldı. 10 dakikası kaldı gidişin. Evet. Milayim. Ya ben bu paintball falan bilmiyorum ya. Abi oyuncak tabancayla çivçi veriyorum. Hadi hep beraber gidelim. Ha öyleymiş. Saati olsa ne oynarız da saati geçti oğlum. Harı saha gibi işte.
Işıkları kapatıyorlar mı? Ha. Oğlum bilet yandıysa at gitsin. Yaz ne yapıyorsun? Ne yapayım reis? Çıktım baba taliye. Ha. Valla. Saatler olsun diyeyim ne diyeyim. Yani valla kurtulduk oğlum beladan ya. Yenge bitti selamlar. Mi? Bitti selam. Bitti. Sıçtınız ağzına peynir boru ne yapacağız? Kurtulduk çıktık işte oğlum. İğrenç lan içerisi. Allah belasını versin ama oranın. Ama ufaktan alındım yani. Niye alındın lan? Ya sen ne terbiyesiz bir adam. Biz oğlum, elimize bağlamadık ya, onu. Tamam oğlum konuşuruz onları şimdi. Boş ver burada konuşmayalım. İyi olsun sen nasıl diyorsun? Ben senin gönlünü alırım. İçerisi derken ben anlamadım. Ne o içer... Nasıl anlamadın? Anlamadım. Ben, ya benim evde yatak odasına bir girip çıktım da ben. 1200'lük oldu yatak odası. 1200'lük oldum biraz. Bizim yatak odası 1200 metrekare. Islak zemin, sabun falan böyle değişik ortamlar. Anladım. Sabuna basmadın değil mi sen? Yok bak yani bak sen inan 1200 boyunca dayadım sırtımı duvara. Kaldırdım gardımı öyle direndim yani. Sarı abi sen Mia abla mı kilitledi seni odaya? Ne Mia kilitledi. Müebbet yediriyordu bana. Duvar fantazisi güzel. Güzel güzel o. Onu bir hesaba kat sen. Caner, Zübeyir, Ender masayı sandalyeye getirirsin. Hadi ben ölüyorum yorgunluktan artık kaçıyorum. Allah'ım masama sandalyeme oturma. Tamamdır kendinize iyi bakın iyi geceler. Sus sen de kendine dikkat et. Hadi öpüyorum hepinizi. Yapacak mısın? Şey yaparım ararım ben seni. Çayımızı istiyorsan sen Mia dur ben sorun gideyim ya. Sorun değil müsait olduğunda ararsın. Yok geleyim senle. Acelesi tamam, yok. Tamam iyi o zaman. Sonra şey yaparım. Sen beni yatır öyle gidersin. Ben seni yatırayım. Hayırlısı. Aa kafasını çok sert vurdu bu. İnşallah daha fark ederiz. İşte bugün 1200 yıldırcısı. Ben bir şey mi söyledim? Yes. Görüşürüz. Bir şey mi dedin? Bir daha görüşemeyebiliriz Allah'a emanet ol. Ya bir sıkıntı olursa numaram var ararsın. Nasıl bir şey? 1200'lüğün acısı çıkacak ya. Sarı'nın gözlere baksana. Tövbe tövbe. Mal. Açın lan yolu. Hayır hayır. Ya bu değil. Açın yolu kimse tutamaz onu. Açın lan. Söyle emniyet kemerini kendin takar mısın? Eğilip ben takayım mı? Takı tamam. Ya sinirim çok bozuluyor böyle adamlar. Ay Allah'ım ya adamın şişme bebeği aklıma girip girip duruyor amına koyayım. Motel bassana. Basıyorum da çok basmak da istemiyorum. Adama motel sistemi ekledik diyor ki abi Allah razı olsun diyor. Yastığın altında dildo varmış diyor ya. Adam takıldı ona gelip gelip her gün dildo için teşekkür ediyor. Of ya. Yağız 10 numara açar hakikaten ya. Abi bizim vallahi herkes 10 numara açar ya. Çok seviyorum vallahi hepsini. Adamlar götleriyle araba sildi ya lan. Nasıl sence verdiğin paraya değmiş mi? Vallahi değmiş değmiş. Makine fena. Turbosu falan vardı. Bir de dedim yazılım attırayım. İyi yazılımmış. Yani bu yazılım nasıl oluyor? Bu kodu yazıp içine mi atıyorlar? Bilmiyorum ki. Bir tane cihaz alıyor. Biniyor arabaya. Ondan oraya bağlıyor. Bir şeyler yapıyor. Ben de tam bilmiyorum. Sen aç geldin miydin? He araba konusunda tabii. Araba konusunu bilmem ki. Bak ben yatacağım. Sen burada sıkılma. Ben sıkılmam. Gözlere bak farklı bakıyor diyor. Koş koş yani. Islanma ıslanma. Hadi bakayım. Bak baştan söyledim ben yatak odasında yatacağım. Sen nerede yatacaksın? Ben nerede yatacağım? Bak ben sana bütün içtenliğimle söyleyeyim. Evet. Gerçekten koltukta yatılmaz. Hep sırılsıklam oldu oralar. Bak bu tarafa çok su girmemiş. Ama sen bilirsin. Yo, yatarım ben. Kıvrılırım şöyle kenara.
Tamam ben de bak tam şuraya yatarım. Ben bir üstümü değiştireyim o zaman. Sen bir üstünü değiştir. Aslan gibi kükrer. Ne kadar tehlikeli olduğu dışarıdan gözükmektedir. Rawr. Oho. Sen de değiştirebilirsin. Tamam. Hay Allah'ım ya, kıyafetlerini çıkartır. Dolaba koyar. Panter gibiyim. Ne giyelim? Buraya bu gece en güzel bornoz altı, ekoselidon, beyaz takım, siyah, ayrı bunlar değil. Nerede oğlum benim şey? Leoparlı olan nerede oğlum? Spor, outdoor, mayo, bornoz, havlu, terlik, ekoselidon, beyaz takım, siyah takım, saten gömlek, leopar. Ya her şeyim kirli, ben bunları giydim gene. Gel, üzerimdeki gömlek çok şıktı, altım tam olmadı. Yani baloya gitmiyoruz sonuçta, yani şey, uyuyacağız. Ya alt tarafı uyuyacağız, aynen doğru söylüyorsun. Evet. O zaman... Çıkartabilirsin üstünü istersen. Yani. Kaşım. Ben çıkartırım onu bir ara da şey, bu... Sen hemen yat, uyuyacak mısın? Uyurum. Benim de çok uykum geldi. Uykum tutmazsa kalkarım. Şey yapalım mı, bu yastıkları ortaya dizeyim mi? Neden? Ne bileyim hani... istenmeyen tüyler... Bak rahatsız olacaksan ben içeride yatarım. Tamam. Olmam. Dur, zaman ışığı kapatayım. Ya arkadaşlar ne var? Bir erkekle bir kadın yan yana uyuyabilir. Çok normal bir şey. Kardeşim. Bir erkekle bir kadın yan yana uyuyabilir. Dönersin götünü uyursun. Ben kaç tane arkadaşımla uyudum. Uyuyamaz ne abi? Hemen ateşte burut muhabbetine girmeyin. Alo. Efendim. Gelecek misin? Geleceğim ya şey. Kendim hazır hissetmiyorsun. Neden hazır hissetmeyeyim? Her zaman hazırım. Ama şey yani hani bir anda yadırgadım, yatak matak, ev, kaç zamandır yani... iğrenç yatakta yatıyorum ya. Rahatsız olacaksan geçebilirim içeri ben. Yok yok. Sen rahatsız olursan söyle ama. Tamam. Ayı gibi orada. Ben çok savruk yatarım da inşallah elim kolum çarpmaz yüzüne. Şey olmaz. Koyarım ben kendimi. Hatırlıyor musun, sana bir gün bir şey söylemiştim hani masayla vur diye. Kalkan. Ha bak, o solda da var aynısından. Ya pislik yapmayacağım ya. Oho, harekete bak amına koyayım. Paranı da attım amına koyayım. Yan yat nasılmış? Şimdi sana hapishanede geçen anılarımı anlatacağım. Dinliyorum. Hem ben anlatırken sen de uyuyakalırsın. Masal gibi. Evet, masal gibi.
Bir varmış, bir yokmuş. Bir gün hiç unutmam. Beni içeri aldılar. Ya da dur, daha güzel şeylerden bahsedeyim ben. Askerlik anımı anlatayım mı sana? Anlat. Bak çok romantik değil de yani çok değişik anılarımız var. Askerlik anımı anlatayım. Anlat. Sıkılmazsın değil mi? Sıkılma. Ya bacaklara bak, Allah'ını seviyor sana amına kodumunun. Leoparlı şeyi de var. Tamam, bu anlatmayacağım tabii. Unuttun mu? Ya dur lan, dur. Oturup da anlatmayacağım tabii canım. Vakumla ne pislik yapmayın lan siz de hemen. Oğlum Saruhan mesafeli bir adam. Küçük küçük. Küçük öyle hayvan gibi olmaz o iş. Bugün bir gaza geldik, reddimizi yedik. Yani reddemedik de bir noktada sıkıntı çıkıyordu. Duvara vurduk yani hani. O böyle benim birkaç gün evcilleşmem lazım. Ya mesafeliydik gene yani. Çok daha tehlikeli bitebilirdi o durum.